Meseleye hepiniz hoş geldiniz. Memleketin en esas meselesini konuşacağız bu akşam. Yine huzurlarınızdayız. Tam kadro. Serkan Fıçıcı burada, Akşam Gazetesi yazarı. Hoş geldin Serkan Fıçıcı'cığım. Taceddin Kutay burada, Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldin Taceddin Kutay. Öğretim üyesi diyorum. Araştırma görevlisiyim. Bak, görecek rektör kızacak en sonunda. İnşallah öğretim üyesi de olursun. Bakalım, bakalım nasip. Bu arada suyu indirelim. Kızıyor, özür dilerim. Kurtuluş'tayız burada, Akşam Gazetesi yazarı. Birazdan Yusuf da gelecek, Yusuf Özkır da gelecek. O da İstanbul'un malum trafiğin ortasında kaldı. Onu da birazdan selamlayacağız. Sizler de bize Twitter üzerinden ulaşabilirsiniz. Katılımcıların Twitter hesaplarını biliyorsunuz. Oradan ulaşabilir, soru, görüş, yorum, öneri, eleştirilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bu akşam Serkan Fıçıcı... Sanırım son defa aranızdayım bu arada, biliyorsunuz. Dedi ki Ruşen haklarını Ersoy dede git onu razı et, gönlünü et, sonra gel dedi. Valla günün manşeti... Bugün bonservisi malmaya geldi. Günün manşeti genel yönetmeni denetiminde bir şey olduğu için ona hani biz karar veremiyoruz. Kandırdı, saf duygularımla mı oynadı Hikmet abi? Evet, bana da öyle geliyor. Sen böyle hani Murat Çiçek gelmediği günlerde hiç itiraz etmeden gel diye. Ne güzel gidiyordum, yapmasaydın ya. Bu arada neden oradasınız hocam? Serkan Fıçıcı buraya oturmak istedim. Otoriterlik, bir tek adamlık, diktatörlük. Çok meşhur. Bu nedir hocam yani? Çok meşhur oldu, parladı gitti adam ya. Şu koltuktan kaynaklandığını düşünüyorsun. Herkes onu konuşuyor. Senin yanına oturan şöhret oluyor. Şöhretinden istifade etti adam. Eyvallah. Gerçekten niye ben yancısıyız. Etmeyeyim? Vallahi bir kurtuluş bir dahaki sefer sizi böyle alalım hocam. Yancısıyız. Yani. Ersoy'a. Estağfurullah, ne alakası var. Yerel siyaset konuşacağız. AK Parti MHP ittifakı, madem buradasın hocam, sizden başlayalım. AK Parti MHP Cumhur İttifakı. Sayın Cumhurbaşkanı buna lekelemeye çalışan, gölgelemeye çalışan olmasın. Bu iyi bir ittifak dedi. Çok önemli ölçüde il belediye başkan adayları açıklandı. Hı hı. AK Parti'nin. Henüz Cumhuriyet Halk Partisi daha işte şey, ilçe bucak nahiye belediye başkan adayı. Bugün bir tane haber vardı şeyde. Sözcü gazetesinin birinci sayfasında. CHP 212 başkan adayını birden açıkladı. AK Parti 14 başkan adayı açıkladı diye böyle küçücük yazmışlar. Haberin içine girince görüyorsun ki açıkladığı 212 belediye başkan adayı böyle hani açıklasa da olur, açıklamasa da diyebileceğimiz. Evet. 28 galiba il belediye başkan adayını açıklamış şu anda. AK Parti ise şu anda 70'e yakın il belediye başkan adayını açıkladı. Birkaç tanesi de bekliyor. Ne diyorsun Serkan Fıçıcı? Vallahi AK Parti MHP İttifakı, yani Cumhur İttifakı, ki bu sadece AK Parti ve MHP'den ibaret bir ittifak değil. Öyle değil mi? Yani Büyük Birlik Partisi sadece bir siyasi ittifak değil. Yani bu 15 Temmuz'da oluşmuş bir duygu bütünlüğü bu. Yani bu ideolojilerin, siyasi görüşlerin ötesinde bir duygu. Bu duygu oluşmuş. Ha, siyaset bunun üzerine bir şeyleri inşa etti. Yani Yeni Kapı'da bir ruh oluştu. Yeni Kapı ruhu diyoruz yani. Evet. Yeni Kapı yaklaşımı, Yeni Kapı anlayışı filan. Kılıçdaroğlu da katıldı oraya. Ondan sonra o bir Amerikan Büyükelçisi'yle bir görüştü. Ondan sonra başka şeyler söylemeye başladı filan. O öyle bir değişken mi var orada? Orada bir şey oldu. neydi? Bas mıydı adamın adı? Evet. John Bass. Sonra Afganistan'da takılıyor bastı şimdi. Bastı gitti sonra, değil mi o? Evet. Şimdi yani tabanda kurulmuş bir ittifaktı bu. Böyle, hatta tankların üzerinde kurulmuş. Kendi kendine ittifak. Evet, tankların ittifak üzerinde kurulmuş. Siyasette ne yapacak? Doğası gereği tabanın istediği o duygu birliğini, bütünlüğünü tabii ki çatıya taşıyacak. Siyasetin gereği bu. Milletin geniş halk kitlelerinin istediğini yapmaktır yani. Siyasetin vazifesi de bu, demokrasi diyorsak. Buna karşılık vermek. Tepeden inme olmaz ki yani. Tabandan dirilişti bu. Sonra ne oldu? Yerel seçim süreci yaklaştı. İşte bir takım hesaplar, matematikler filan devreye girdi. Ya bu ittifak yerel seçimde olur mu olmaz mı tartışmaları yaşanırken yine tabanın talebiyle milletin o 15 Temmuz'dan itibaren devam eden o duygusunun sağlamlığıyla yine ittifak devam ediyor. Yine işte bir şekilde ama işte başından beri hem Sayın Bahçeli'nin hem Sayın Erdoğan'ın İttifakla ilgili yaklaşımları hep bir hassasiyet, bir nezaket temelinde oldu. Yani bunun kıymetini ve bunun tabandan geldiğini çok iyi bildikleri Peki, için... Peki şunu bana söyleyebilir misin? Yani adama. Bir takım politik ayrışmalar oldu o arada.
öğrenci andı meselesinde oldu, evet, af evet. konusunda oldu, başka bir takım konularda oldu. O zamanlar şu dendi, yani öyle politik ayrışmalar yaşanıyor ki bu herhalde sürdürülebilir değil bu Cumhur İttifakı. O zaman da parti yetkilileri çıktılar ve şunu söylediler. Yani biz her konuda aynı olsaydık bunda da ittifak tabii, tabii. değil, başka bir şey olurdu yani. Ya bugün dikkat edersen Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki yani 7 düvelin ülkemize saldırdığı bir döneme denk geldi bu yerel seçimler. O yüzden anlamı büyük dedi. Yani zaten Sayın Bahçeli'nin de açıklamaları baştan itibaren yani bu yerel seçim yerel seçimin ötesinde başka anlamlar taşıyor diye. Baktığımızda yine Türkiye'nin bekası meselesi, yine birliği bütünlüğü meselesi, yine güçlü olması, istikrarını sürdürebilmesi meselesi yine burada öne çıkıyor. Yani buraya buradan baktığımızda yani uluslararası gelişmelere, risklere, Türkiye'nin önündeki risklere ve fırsatlara hepsine birlikte baktığımızda temel meseleler üzerinde birlikte hareket edilmesini zorunlu kılan bir süreci görüyoruz yine. Hı hı. Her şey güllük gülistanlık olur. Efendim bütün bu badireleri biz atlatmış oluruz. Hiçbir risk olmaz. Yani Suriye'deki karmaşa biter. Orada demokratik bir rejim tesis edilir. İnsanlar kendi oylarıyla, inisiyatifleriyle bir iktidar oluştururlar. İşte göç edenler, yurt dışına gidenler, ölümden kaçan mağdur ve mazlumlar yurtlarına döner. Türkiye'ye dönük orada artık yuvalanmış olan terör tehdidi tamamen bertaraf edilmiş olur. Türkiye'nin içerisinde yine dış güdümlü FETÖ başta olmak üzere bütün terör örgütlerinin tamamen beli kırılmış olur. Kandil al aşağı indirilmiş olur filan. Rüya mı gördün? Hayır, uluslararası şeyde? İlişkilerde hani her şey güllük gülistanlık olur da o zaman biz andımızı tartışırız. Efendim ufak tefek kıldan tüyden meselelerde işte birbirimize laf sokarız. Sen niye öyle dedin de yok böylesi daha doğruydu filan diye böyle detaylarda boğuluruz yani. Ama daha severiz makro, bir de biz böyle. Diyor ki daha makro meselelerimiz tabii var. Tabii canım yani şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki 7 düvelin Türkiye'ye saldırdığı bir dönemde bu yerel seçimler çok önemlidir dedi. Yani doğru. Burada yani elinde devletin bütün istihbaratı, bilgisi, belgesi bulunan devlet başkanı birinci ağızdan diyor ki 7 düvelin bize saldırdığı bir dönemde bu seçime gidiyoruz diyor. Ha, bu şimdi şu anlama gelir. Demek ki bu seçim sürecini provoke etmek isteyecek. Etrafı kargaşaya, karmaşaya sevk etmek isteyecek. Bir takım daha önce de gördüğümüz güçler harekete geçebilir. Bu bir taraftan da bunun istihbaratıdır. Yani bunun işaretidir. Dikkatli olunması, teyakkuzda olunması, akıllı olunması gereken bir döneme işaret eder bu söz. Yedi düvelin bize saldırdığı dönem. Sözünden biz bunu anlamalıyız. Öyle olunca o zaman bu durum böyleyse ne yapacağız? Biz şimdi ufak tefek meselelerde hani işte polemik yapalım da işin tadını çıkartalım, siyasetin tadını çıkartalım. Şeyinde, lüksünde, konforunda değiliz ki. Değiliz. O zaman akıl baştaysa çok şükür elhamdülillah devletimizi yönetenlerin aklı başında ve o yüzden bu badireleri çok rahat atlatabiliyoruz. Yıkılmıyoruz, ayakta kalıyoruz ve bu duygu ittifak duygusu devam ediyor. Ben ittifakı siyasi bir birliktelik olarak yani sadece siyasi partilerin işbirliği olarak da görmüyorum açıkçası. Bunu ben başka bir duygu olarak görüyorum. Bunun Türkiye'nin geleceğini mayalayacak çok önemli bir verim olduğunu düşünüyorum. Özellikle Türkiye'deki milliyetçilerle işte dindar muhafazakar kesimlerin yani ne diyelim milli görüş cenahından gelenlerle MHP cenahından gelenlerin siyasi birlikteliğin seçim ittifaklarının ötesinde oturması, konuşması, dost olması, kardeş olması, bazı meselelerde birlikte hareket etmesinin geleceğe dönük çok önemli bir maya olduğunu da düşünüyorum. Ben bunu rahmetli Necip Fazıl'ın umudu ve rüyası olduğunu düşünüyorum. Bravo, doğru. Yani bakın şimdi İdeoloji Örgüsü kitabını açsın. Hani Necip Fazıl'ın şaheseridir, başeseridir İdeoloji Örgüsü. Orada sağ ve sol tanımı vardır. Der ki dünya kurulduğundan beri sağ ve sol bellidir. Bir elmayı diyor. Tamam mı? Böyle ortasından ikiye yararcasına sağ ve sol diye bu düşünce ufkunu yardığımız zaman tamam mı? Bir tarafta milliyetçiler, dindarlar, gelenekçiler, efendime söyleyeyim tarihine, köküne, özüne bağlı olanlar, bir tarafta da tamamen buna karşı olanlar, kendi milletinden, inancından, tarihinden utanan, nefret eden, kopuk, sol işte bir takım tiplerdir. Bu hep böyledir, böyle gelmiştir, böyle gidecektir diyor. O sebeple ben bunun
geleceğe dönük de önemli bir imkan olduğunu düşünüyorum. Yani çok da fazla da bir, ya bakın şimdi yani iki cenahın, yani iki kesimin aile hayatlarına bakın, davranış tarzlarına bakın, bir takım meseleler karşısında verdikleri reflekslere bakın. Bir, çok da fazla bir fark yok açıkçası. Peki. Yusuf Özkır geldi. Doçent Doktor Yusuf Özkır. Hoş geldin. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Zor bir yolculuk oldu anladığım kadarıyla. Yani şöyle biliyorsunuz hani hep söylenir ya İstanbul'da bu akşam acayip bir trafik vardı. Yine bu öyle, akşam bu akşam mı? Hep öyle söylenir. Bu bir şeydir, gelenektir. Bu akşam da acayip bir trafik vardı. Tabii Trabzon İstanbul'u yani geçti diyenler de var ha. Orada da fena bir trafik oluyormuş. Tabii böyle. Yani şöyle Trabzon'da da giderek bir yoğunlaşma var. Ona katılabilirim. Yusuf Hocam İstanbul'da kaç tane araç vardır sizce trafikte? Hayda, say plakalarını. Zor bir soru ya. 3 milyondan fazla. Yani her gün yeni araçlar gün, katılıyor. Binlerce giriyor. Hayır, binlerce her gün 0 kilometre 30-40 tane daha araç eklendiğini düşünün. Trafiğe ilk kez katılan araç. 3 milyondan fazla araç var İstanbul'da. Ve bu artmaya da devam edecek. Evet. Yani nasıl olmasın? Bir yere bağlanacak zannettim. Hayır, nasıl olmasın yani? Onu bir yere bağlanacaksın zannettim. Ya yasaklayacaksın. Yeni başkan adayı için önemli bir şey bu. Hayır. Önemli bir mesele. Ya yasaklayacaksın insanlar yeni otomobil toplu almasın. Toplu ulaşım. Yani. İşte şey vardı Lüksemburg'da. Bedava yapacaklarmış. Toplu ulaşım araçları bedava yapılıyor. Şu nedeni de yoğun trafikten dolayı. Trafik rahatlasın diye insanlar toplu ulaşımı kullansın vallahi diye. Lüksemburg'un ulaşım zaten başından sonu ne zaten? Hayır, ama yuvarlansa var ya. Sadece Lüksemburg değil mi? Mesela Türkiye'de de toplu ulaşım bütün belediyelerle Lüksemburg zarar eden bir Esenler kadar bir şey değil mi? Yani nüfus Gazi Osman Paşa kadar bir yerdir yani. O kadar mukayese demiyorum da orada güzel bir restoran var Lüksemburg'da, onu hatırladım. Aklın fikrin yemekte tacettim. Yani Lüksemburg. Abi menekşe sosu yatağında ne? Menekşe sosu, menekşe yaprağından sos yapmış. Onun yatağında şey yapmış. Affedersiniz, dana eti. Ha. Güzel bir şey. Değişik. Menekşe. Güzel, çok. Sen yapıyor musun hocam evde? Yok abi, menekşe kim? Anneannem öldürür beni. Çoğu menekşelerin yaprak. Bahçedeki menekşeleri yolup. Bahçede menekşe mi olur, kurbanın olayım ya. Saksıda olur onlar. Tabii, ama sen de. Da, şey, yani, evet. Ben hastayım ya bugün biraz. Bugün o zaman kurtuluşla devam edelim. Şu ha. Cumhur İttifakı üzerinden. Seni sektirdi. Ben de Taceddin'in bıraktığı yerden devam edeyim. Taceddin. Menekşe soslu. Yok bir de lafa da şey diye girdi ya. Madem başa sen oturdun, senle başlayayım diye girip sonradan böyle. Sonradan sen sonradan de bir atladı. Küsünce de niye küsüyorsun? Bak seni de konuşturmadı şimdi mesela. Hayır, o ama da senin çok şöhret olmandan rahatsız. Hayır. Az sonra ağır. Hani en son türler önce. Evet, en son. Tabii iyi. Hadi. Bu ittifak meselesini Serkan aslında çok güzel açıkladı. Birkaç noktada ben ek yapmak istiyorum. Ya ittifaklar hangi ihtiyaçtan ortaya çıkar? Niçin kurulur? Bunun bir dinamiği olması gerekiyor. Siyasi partilerde toplumu temsil eden yapılar olduğu için bunun bir geriye dönüp bakıp toplumda bir karşılığı var mı yok mu ona bakmamız gerekiyor. Yoksa bu partiler sadece kendi dar siyasi çıkarları için mi işbirliğine girişiyorlar? Bunun arka planında ne var? Herkes de dönüp bakabilir. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ittifakının arkasında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülkeyi, devleti, beka meselesini önceleyen milletin de yani bu meselelere partilerin daha fazla duyarlı olmasını zorunlulukla bir dayatmasının sonucu ortaya çıktı. Bu açıklama ya da önerme yani ya da işte bu tespit ile bağlantılı olarak şunu sorayım. Yani ben aslında mesela hani şu sıklıkla dile getiriliyor ya yani AK Parti ve MHP ittifak etmiş olabilirler. Liderleri bir takım seçim çevrelerinde bazı isimler üzerinde ortak aday olması konusunda karar kılmış olabilirler ama seçmeni buna nasıl ikna edecekler türü bir soru geliyordu. Evet. Ama şimdi Serkan'ın yaptığı analizde de senin analizinde de anlıyorum ki zaten bu yukarıdan aşağıya gelen bir ortak aday dayatması değil. Tabanın yukarıdan arzu ettiği, arz ettiği bir aslında birliktelik. Evet. Doğru mu anlıyorum? Milletin Kurtuluş'cum şu temel meseleleri çok var. Çok da değil mi böyle hani seçim sandık aman o aday olsun bu aday olsun filan meselesi değil, de değil. Mesela. Mesele bu vatan aday, millet aday, meselesi. Millet şunu diyor. Hayır, bizim bir MHP'li niye AK Parti'nin işte rozetinde bir adama oy versin sorusunun evet. cevabı aslında bu analizde gizli. Evet. Millet şunu diyor nihayetinde devleti bu vatan toprağını korumak, orada yaşayan insanların
refahını artırmak öncelikli bir mesele. Ve biz baktık ki ya bu ülkenin bir defa vatan tehlikede. 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi savaş uçakları tarafından bombalandı. Bütün devlet binaları, bizim polis merkezlerimiz savaş uçakları tarafından, helikopterler tarafından, tanklar, toplar tarafından ateş altına alındı. Burada millet neyi gördü? Ya bu önce bu vatanı bir korumayı, kollamayı öncelikli görev bilin dedi. Ki o milletti siyasilere tekrar da bu ülkede hükmetme imkanını tanıyan. Bunu böyle bilelim. Millet olmasaydı burada hiçbir parti bu ülkede hükümet olma şansını yakalayamayabilirdi. Değil mi? Bunu kabul ediyoruz. Aynen, aynen. Ha, bunun peşi sıra ne geldi? Bir ekonomik savaş ilan edildi. Bir taraftan yanı başımızda... Ekonomik savaş değil, ekonomik saldırı aslında. Evet. Yani. Savaştan da öte bir saldırı aslında yani. Bir taraftan güney ve kuzey sınırlarımızda bir hareketlilik görüyoruz ülkemizin bekasını hedef alan. Diğer taraftan yine batılı merkezlerden, finans çevrelerinden ülkenin ekonomik yapısını, çarkını bozacak, sabote edecek bir takım saldırılar söz konusu. Bu durumda milletin temel meselesi yan yana gelin. Bu parti marti meselesi değil. Bu ülke meselesi, vatan meselesi. Bu millet meselesi. Sahiden durum böyle ama. Bakın sahiden durum böyle. Ya burada bir siyasi parti propagandası yapmıyorum. Siyasi partilerin böyle rasyonalizasyon faaliyetler olur. Böyle bir çaba değil. Yani milletin nezdinde bu olay bu. Milletin duygusu, bu meseleyle ilgili düşüncesi bu ki partiler bakın bu ittifakı yerel seçime taşımayacaklardı. Sonunda taşımak zorunda kaldılar. Çünkü ya millet dedi ne yapıyorsunuz? Yani niye ayrı gayrı noktasına geldik? Yok efendim andımızmış, yok efendim Atatürk üstlerine saldırmayacağım. Bu tür görüş ayrılıklarından dolayı bu büyük meselelerimizi biz bir tarafa mı bırakalım? Bakın ne dediler? Karşımızda başka bir ittifak var beliriyor. 24 Haziran'ın adına millet dedikleri ama hakikaten millete karşı olan bir ittifak. Buna da bakalım. Yani orada tabanın dayatması üzerinden partiler yan yana mı geliyorlar? Kurtuluş oradan devam etsin. Bir de HDP olarak ortak bir aday çıkarmanın yol ve yöntemlerini arıyoruz. Bir güç birliğine ihtiyaç olduğunu biliyoruz değerli arkadaşlar. Belli yerlerde istisna teşkil eden yerlerde, herhangi bir partinin tek başına kazanma olanağının olmadığı yerlerde bu iktidarı geriletmek, bu Cumhur İttifakı'nı, bu otoriter rejimden Türkiye'yi kurtarmak için yan yana gelmekten daha doğal bir şey olamaz. Dolayısıyla bu anlamıyla ortak çalışmalar sürdürmek, ortak adayların belirlenmesine katkı sunmak, demokrasiden, emekten, kadından yana tercihte bulunacak bu seçenekleri açığa çıkarmak ve böylece yerinden yönetim, demokratik yönetim sürecine katkı sunmak önceliğimizdir. Bize soruyorlar, yerel yönetimlerde ittifak yapacak mısınız diye. Sandıkta ittifak yapacağız. Bizim görüşmelerimiz sürüyor. Yani bir pazarlık da söz konusu değil. Dolayısıyla şimdi 17 büyükşehir referandumda hayır oyu vermişti. 4'ü Güneydoğu'da, 3'ü Güneydoğu'daki illerimizdi. Geriye kalıyordu 14. 4 büyük şehri biz zaten alacağız diye kanaat belirtti Cumhuriyet Halk Partisi heyeti. Balıkesir'e de bir aday açıkladıkları için 9'a düştü. Dolayısıyla 9 büyük şehir üzerinden bir çalışma yürüyor ama henüz şudur, şöyle bir sonuç vardır deme imkanımız yok. Evet. 4 tane siyasi dinledik. Bunlar kendi tabanlarına ve kamuoyuna yalan söylüyorlar bakın. Yani güzel. Bir ittifak için neden yalanla yola çıkılır ki? Bak yani biz böyle ittifak... sert dalıyorsun sonra biz tepki alıyoruz. Bir ittifak için bakın çok cümleye gerek yok.
AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı ne diyor? Taban istiyordu. Yani tabana bir yalan söylemeye ihtiyacı yok tabanı etkilemek daha şeffaf, açısından. Daha şeffaf bir 40 tane yalan söylüyor bakın. 40 tane yalan söylüyor. Efendim orada işte yan yana gelirsek otoriter rejimler olursa biz bu doğal olur. 40 tane bir ayak üzerinde yalan söylüyorlar. Halbuki doğrusu ne? Yani doğrusu şu. Söylemedikleri şu, ne? 5 benzemezi yan yana getirmeye çalışan bir güç var. Ve bu gücün bunların da iradesi dışında. Tabii ki bunları üstüne, koordine eden bir güç var. Bunlara diyor ki yan yana gelin. Yan yana gelin derken bütün pürüzlerinizi de halledin. Tabanlarınıza yalan söyleyin. Yeni siyasi argümanlar üretin. Yan yana gelin. Ortak güç birliği yapın, ittifak yapın. Adına da millet deyin. Bakın. Millet ittifakı kadar ben yalan bir ifade şu ana kadar siyasette duymadım. Yani bak FETÖ'nün desteklediği, Kandil'in desteklediği, ne kadar gayrimeşru unsur DAEŞ-KPC'nin desteklediği, evet. İttifakı adına bir de millet diyerek milleti kandırmaya çalışıyorlar. Bir de işin özünde şu da var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi normal şartlarda millet kelimesini kullanmaz. Ulus der yani. Başından bu yana. Ya bu tam 24 Haziran'dan beri benim de dikkatimi çeken bir meseledir. Millet aslında Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin ortak paydasıydı. Fakat aldılar milleti şu anda. Ya şöyle yani Türkiye'de ya. Farklı toplumsal kesimler var ve bu farklı toplumsal kesimlerin kendilerine ait literatürleri de var. Aynen. Yani hani bu çok yadsınacak, yadırganacak bir şey de değil. Dolayısıyla millet kavramı daha çok işte senin de söylediğin gibi AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi bu kesimlerin daha çok kullandığı bir kavram. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kullandığı kavram ulus kavramıdır. Bu kavramı bile hani Kurtuluş Şairi'nin söylediği gibi birçok şey var. Ahmet Necdet Sezer de var. Mesela milli takım demezdi, ulusal takım derdi, değil mi? Cumhuriyet Gazetesi'nde ulusal takım yazar hala. Ulusal takım hadi hala. Tabii. Tabii. Milli takım yazmaz ya, son bir yılda bakmadım da. Daha önce de çok Ahmet net Necdet Sezer, ettiğim yer var. Ulusal takım yazar. Tebrik ederken ulusal takımımızı tebrik ediyorum. Mesela İstiklal Marşı ile ilgili de var mı böyle bir dönüşüm? Hayır, İstiklal Marşı yok. Normal. Oradaki alerji ne biliyor musun? Ümmet. Yok ya, şimdi milli denilen her şeyden dini anlaşılır. Dediğim o işte. Ya, millet Müslüman millet ya. Milli dediğin zaman Müslümanlık anlaşılıyor. Milli bir şey, dini bir şeydir aynı zamanda. Sayfayı çevireyim dini bir şey de milli bir şeydir. Yani bunun örtüsünü kaldırmak lazım. Bir şey milli dediğin zaman, ya milli şairimiz mesela Mehmet Akif Ersoy diyoruz ya, dindar bir adam, boşver, yobaz, gerici. Yani modern değil, çağdaş değil, Avrupalı değil, Avrupa'yı değil yani. Ya biraz da bu dil devrimiyle alakalı tabii o işte o Türkçenin işte 1900 işte o işte 1928'den sonra yeniden işte yeni bir hale getirilmesinden sonra dilimizin değiştirilmesinden sonra daha Türkçesiyle söylersek literatüre giren ve çok o kesimler tarafından kullanılan bir kavram. Orada Serkan bize kavramı. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u hatırlattı ya, Cennet Mekan. Allah rahmet eylesin. Aklıma tabii ki İstiklal Marşı geldi. İstiklal Marşı deyince aklıma Venezuela'da şeyin askerler ne güzel okudular. Ne güzel okudular. Peki onları izlerken aklına şu geldi mi? Okuyamayanlar. Okuyamayanlar var bunu. Yani hani elin Venezuelalısı. 18 saat uzağında Venezuelalısı böyle hissederek korkma sönmez bu şafaklarda derken bunu Türkiye'de diyemeyenler var. Var. Bize şu 2 numaralı videoyu izlet de bir görelim kim okuyabiliyor İstiklal Marşı'nı. Kim okuyamıyor Gamze? Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alçak. Muhteşem yalnız ya. Yani bu kadar güzel olabilir. Yani Sayın Kılıçdaroğlu tabii ki dil sürçmesi ama o dil sürçmeyecek. Da sancağın yerine niye alçak konur? O işte sürçmeyecek yani,
aynen dil sürçmesi ama hani... Ya bu... tamam da bak ben bir şey anlatacağım da Serkan Fıçıcı diyeceğim ve patates demem. Derim ki böyle böyle dedi Ersoy abi. Onun yerine Ersoy abiyi koyarım değil mi? Saatli bomba değil mi? Hayır. Patates ettin bizi şimdi ya. Ya hayır değil. Mesele şey yani Alsancak yerine niye alçak gelir? Ya yurdumu alçaklara uğratma sakın var ya hani akıl oraya gitti anlamında. Ha. Yok korkma sönmez bu şafaklarda yüzen. Şeyde var Alsancak diyecekti. Yurdumu alçaklara uğratma sakın geldi aklına. Hani hızlı düşün. Abi o yurdumu alçaklara uğratma kaçıncı kıta ya. Dil sürçmesi de kendisi başkasını İstiklal Marşı'nı bilmiyor okuyamaz diye suçlamıştı. Değil mi? Yani bunun ya bunun gündeme gelmesini izleyiciler diyebilir ki. Aşkım, evet. Cumhurbaşkanımızı İstiklal Marşı'nı bilmez. Evet. Amuda kalkar yani okur ya. İzleyiciler der ki ya dil sürçmüş. Amuda kalkar okur. Tersten okur yani. İzleyiciler der ki ya dili sürçmüş. Doğrudur. Olabilir. Fakat buna rağmen kendisi Cumhurbaşkanımızı okuyamamakla ki yani Cumhurbaşkanı evet. Bir parça takip edenler bilirler ki onu Cumhurbaşkanımız gözü kapalı tersten okur yani. Peki Yusuf Hocam sen tamamla şimdi Taceddin Kutay bize bütün bu ittifakı ile alakalı yani şu açıklanan en azından açıklanan AK Parti tarafından açıklanan adaylar üzerinden gidersek şöyle bir şey söyleyebilirim burada. Şimdi AK Parti Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı. İstanbul bekleme aşamasında. İlçeleri. İlçeleri şunun için hatırlatıyorum çünkü İstanbul'un ilçeleri hani az buz bir şey değil. Tabii. Yani her biri birer kent karşılığına geliyor. Şöyle genelde de ilçeler açıklanmadı bildiğim kadarıyla. Yani ya da çok azı açıklanmıştır. CHP falan tarafından mı söylüyorsun? Yok AK Parti tarafından. AK Parti hiç açıklanmadı. Diğer Anadolu'da açıklanmadı. Anadolu'da da. İlçeler henüz açıklanmadı. Doğru. Ben hani büyük şehirler bazına baktığımızda çok kritik iller İzmir, Ankara, İstanbul. AK Parti Ankara ve İzmir'i açıkladı. İstanbul şu anda bekliyor. Bu iki ilde açıklanan adayların profiline baktığımızda bunlar bu iki isim de Cumhur İttifakı'nın profiline uygun isimler. Yani iki adayın profili de Cumhur İttifakı'nın ideolojik tabanına ve genel Nihat olarak Zeybekçi tabanına için söylüyorsun. Uygun isimler görünüyor. O anlamda iyi tercih yapılmış AK Parti tarafından. Bunun altını çizmemiz lazım. Ankara'da mevcut işte Özsaseki ile birlikte Ankara'da işte Milliyetçi Hareket Partisi de aday çıkartmayacağını açıkladı. Ankara'da AK Parti'nin eli bu anlamda baktığımızda çok güçlü. Hem aday yönünden güçlü hem de Ankara'nın işte sağ, milliyetçi, muhafazakar, dindar seçmenin oyun alabilecek yapıda bir isim ve işte eski belediye tecrübesi, devletteki tecrübesiyle birlikte 5 dönem başkanlığı varmış. Uygun bir isim olduğu görünüyor. İzmir'e baktığımızda hani şöyle şehirlerin karakterleri var. Yani bu karakterlerin çok hızlı bir şekilde değişmesi zor. Yani İstanbul'un değişmesi de zor, Ankara'nın değişmesi de zor, İzmir'in de değişmesi zor. İzmir'de AK Parti'nin gösterdiği aday İzmir'i alabilir de fakat mevcut şartlarda tabii ki İzmir'de CHP'nin çok güçlü bir ağırlığı var. Bir önceki başkandan kalan bir miras var. Ve İzmir'de AK Parti'nin işi zor. Fakat şunun altını çizmemiz lazım burada. Onu daha önce de söylemiştim ama şimdi yine söyleyeyim. Bu aynı zamanda Nihat Zeybekçi için, AK Parti'nin İzmir adayı için büyük bir şans. Çünkü İzmir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında şöyle genel olarak baktığımızda Eskişehir o kadar değil. CHP'nin yegane kalesi. Hani kent olarak baktığımızda en güçlü. Ki tarihsel olarak büyük da değildi olarak aslında biliyorsunuz yani. Tarihsel olarak değil. Tarihsel olarak Demokrat Parti seçmeni. Demokrat İzmir'dir tarihsel olarak aslında. Ağırlıklı olan bir şehir. AK Parti iktidarlarıyla biraz CHP'ye çok yaklaştı fakat aslında. Fakat buna rağmen Nihat Zeybekçi eğer İzmir'i Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinden alabilirse işte o zaman Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP koltuğunda oturma şansı hiç kalmaz. Aman ha, neler için dedik öyle Allah aşkına. Bu ciddi ciddi de diyor ha. Neler için ben dedik. Bunun uç noktası olduğunu düşünüyorum. Hayır ben kendi söz hakkıma girmiyorum da ciddi ciddi hayır. Söyledi ya Kılıçdaroğlu bu şimdi, defa kesin gidecek. Tam bir Kılıçdaroğlu sorusu soracağım. Şöyle söyleyeyim. Ona hazır olacağım. Sen onu niye söylediğini ben biliyorum. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler, Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki genel başkanlığını, liderliğini tartışma konusu
olmanın dışında tutanlar açısından da İzmir'e gitmesi bir soru işareti, büyük bir soru işareti oluşturabilir diye düşünüyorum. Bak, CHP İzmir'i kaybeder, çıkar bunda, Kılıçdaroğlu da akşamına der ki İzmir'de seçimi kaybedene AK Parti'dir, uğraşın bakayım şimdi o körfezde. Demişliği var. Demişliği var. Burada hazır olan bir şey değil mi? Ama bak bir şey söyledim. Hı. İzmir, Sayın Kemal Kaledir. Kılıçdaroğlu'nun arkasında duran bazıları içinde bir şey kırılma noktası olabilir. Peki, Taceddin Kuzey'in. Bu bence çok önemli. Efendim. Şimdi, şunu merak ediyorum. Yani muhtemelen hani bunu bütün AK Partili, CHP'li seçmen, işte HDP'li seçmen neyse hepsi biliyorlardır ki İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak kimi görmek istersiniz diye sorulsaydı herhalde, yani açık uçlu soru sorulsaydı herhalde Muharrem İnce açık ara birinci çıkardı. Öyle gözüküyor. Herkes şey yapıyor. CHP şemsiyesi altında bir isim daha söyleyin denseydi muhtemelen Gürsel Tekin'in adı da yüksek çıkabilirdi. Ya en azından Gürsel Tekin'in öyle bir çalışması oldu. Var. Fakat, Akif Hamza Çebi'nin de var. Fakat şimdi Akif Hamza Çebi'yi şimdi söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ankete Akif Hamza Çebi, Ekrem İmamoğlu gibi bir takım isimler koyuyor. Ve CHP seçmeninde diyor ki ya bize Muharrem İnce'yi de sorsana bu isimler arasında diyor. Ya da Gürsel Tekin'i de sorsana. Biz belki yani sen şimdi Ekrem İmamoğlu ile Akif Hamza Çebi'yi koymuşsun onlar arasından seçeceğiz. Sen oraya Muharrem İnce'yi de koyup biz belki onu seçeceğiz diyorlar. Niye koymuyor? Niye koymuyor? Vallahi CHP'li olmanın bir şeyi, bir parçası bu şeylere rıza göstermektir. Malum meşhur sözdür. Nevzat Tandoğan'ın söylediği rivayet edilir. Bu memlekete komünizm gelecekse onu da biz getiririz demiş. Şeriat gelecekse de biz getiririz. Yani ne olacaksa ben karar veririm. Adam diyor ki, siz aslında diyor Muharrem İnce'yi istemiyorsunuz, istiyoruz zannediyorsunuz ama yok öyle bir şey. Ona da biz karar veririz. Yani burada CHP'li değil mantığı böyle bir böyle mantık bu. Şimdi adam yani Allah'ını seversen sen de bana tuttun CHP içerisinden bunun mantığı nedir diye soru sordum. Ben sen hiç yapıyor muyum böyle şeyler? CHP'nin neden böyle bir yatkınlığı vardır diye sor cevap vereyim. Neden böyle bir yatkınlığı vardır peki tamam. Tarihsel. Şimdi bu adamlar açısından mevzu emin ol yok parti içi demokrasi şu bu falan filan bu lafların hepsi şunu merak ediyorum. Bu lafların hepsi lafı güzaftır bak neden biliyor musun? Muharrem İnce'yle yarışa girse Cumhuriyet Halk Partisi. CHP seçmeni İstanbul'da Mustafa Sarıgül'ü çok istedi. Seçmen evet. İstedi. Mustafa Sarıgül'ü şey yapamıyorsun. Koyamıyorsun. Şey yani yıllar yılı istedi. En son yıprattılar. Ön seçim, ön seçim bir şeyler. Parti içi demokrasi dediği şey. Girdi şimdi, kaybetti ama biliyorsun. Girdi kaybetti. Ya girdi kaybetti. Yedi ama topaşı kaybetti. 7 puan farkı. 7-8. Abi onun farkındayım. Mesele şu. Mal mundar olduktan sonra girdi. Yani çok parlak dönemlerinde girmedi. Şimdi burada mesele şu. Adam bir önceki seçim girseydi daha fazla mı avantajı olurdu diye. Ay çok parlak zamanları vardı Sarıgül'ün. Genel başkanlığa bahsediyorum. Tabii, çalıştı evet. Tabii. Yani Mustafa Sarıgül kendi imajını kaybettikten falan. Sonra tabii girdi o yarışa. Biliyorum canım geçen seçimde aday olduğunu. Burada ehemmiyetli olan mevzu biraz şu abi. Bak adam tutuyor diyor ki ey diyor gazeteci Ersoy dede diyor. Sen basının yüz karasısın diyor. Ya bizim Murat Çiçek büyüğümüze diyor birilerine diyor. Hani o uçağa bindin ve Cumhurbaşkanı'na şu soruları soramadın. Soru dediği soruyu da soracak bir tane aklı başında adam ben bilmiyorum. Evrensel muhabiri de soramaz. Hangi sorudan söz ediyoruz? Şeyi öldüren adamlar, Kaşıkçı öldüren tamam, adamlar, soru bin defa soruldu. Elini kolunu sallaya sallaya. Cumhurbaşkanına o soru bin defa soruldu be kardeşim. Cumhurbaşkanı o soruya bin defa cevap verdi her platformda, uluslararası platformlarda da. Sorulduysa da yuh olsun. Bin defa değil mi? Evet. Yani Cemal Kaşıkçı'yı öldüren adamların elini kolunu sallaya sallaya ülkeden çıkmasına nasıl izin verdiniz sorusu. Cumhurbaşkanına bin defa soruldu. Cumhurbaşkanı da buna yani devleti tanımadıkları için böyle bir soru soruyorlar. O da devletin kendi kodları çerçevesinde verebileceği en rasyonel, en akılcı cevabı da verdi. Ya sorulduysa da yuh olsun. Bütün dünyanın helal olsun Türkiye'yi yakaladı Suudi Arabistan'ı dedikleri yerde Türkiye sanki burada mevzunun suçlusuymuş gibi bir şey. Bunu söyleyen adam tutup onu izleyen gazetecilerden birisi de ki onlar basının bence yüz karası. Ya sizin partide de siyasetin yüz karalarından bir tanesi demiyor mu efendim? Size biraz olsun muhalefet eden herkesin ayağını kaydırıyorsunuz. Bunun parti içi demokrasiyle tevili nasıldır şunu bana söyleyin. Diye bir kişi de söylemiyor. Parti içinde sana bunu söyleyebilen adam yok. Birisi tutup da demiyor ki efendim Muharrem İnce ile biz çıksak
bu seçimi alırız. Tamam, Cumhurbaşkanlığı seçimini de yapamadı ama en azından şeyde bize bir umuttur demiyor. Adam diyor ki ben burada kendi mekanizmalarını bana bağlı olarak işletecek bir partinin varlığını sürdürmek isterim. Şimdi burada deminki mevzuya bir geçiş yapmak isterim vaktim varsa bir iki dakika. Lütfen. Şimdi nikah dediğiniz şeyin malumu haliniz şeriatı Garra-i Muhammediye'de en temel şey nedir? Kaidesi ilandır. Doğru. Bir birliktelik. Duyurmak. Evet, ilan edeceksin. Ondan sonra yok velime yemeği sünnettir. Şey gerçi bakalım, bir de mehir mevzumuz var. İlan niye ilan edilir abi? Biz bununla birlikteyiz. Adostlar görün, bilin. Biz yanlış bir iş içinde değiliz bundan sonra. Şimdi meşru bir münasebet içindeysen çıkar Taksim Meydanı'nda da ben şu yanımdaki hanımefendiyle yahut yanımdaki beyefendiyle evliyim. Bu da benim zevcim zevcemdir adostlar. Dersin. Tanıyan tanımayan bilsin dersin. Ama münasebetinin meşruiyetiyle ilgili piyasadan bir şey varsa şüphe olduğuna dair. Ya beni de bu kadınla şey yakıştıramazlar yani, ayıptır yazmasınlar dersen gizli saklı imam nikahımı kurarsın, dost hayatımı yaşarsın. CHP, HDP, İP. Bak çıkart, biz ortaya ilişkisi. CHP'yi koyduktan sonra sürekli CHP üzerinden konuşuyoruz. Doğru. Şunu ortaya CHP'yi koyuyoruz. Koyma. Ve diyoruz ki şey İYİ Parti ile HDP. Bravo. Çıkar şunu aradan, biz niye durmadan bunun üstünden konuşuyoruz ya, siz buradan bir ittifak içindesiniz efendiler, dalga geçmeyin bizle. Yani Ümit Özdağ'la Sırrı Süreyya Önder, değil mi? Pervin Buldan, Sezai Temelli. Ben bilmiyorum onlar kimler ama bildiğim bir şey var. Piyasada yan yana gezinme, yüzün olmayan adamlarla iş tutuyorsun. Biz de bunu araya koyup sanki bunların şöyle, direkt bir münasebeti bir yokmuş. Bunlar sıra bağlı ampullermiş gibi konuşuyoruz. Hacettin Kutay, bir aradan de iş tutmadım diyorlar. Böyle. O da var. Halbuki CHP yok ortada. Bir de iş tutmadım diyorlar. Yani şimdi geziyorsun, iş tutuyorsun abi, ama bir de iş tutmadım diyorsun. Zaten zamparalığın, daha doğrusu gayrimeşru münasebetin kaidesi de o. Zamparalık olmadı, özür diliyorum. Şey de odur. Yani diyorum ya, ilan edemiyor normal nikah gibi. İmam nikahlı, dost hayatı bir şey yaşarsın. Yani? Ortaya çıktı mı da böyle bir münasebetin var derlerse de ne alakası var efendim, kitap çarpsın yok dersin. Ama var işte, görüyorsun. Var işte görüyorsun. Gel bunu açıkça konuşalım efendi. Sen nasıl miden kaldırdı? Nasıl mesela miden kaldırdı bu 24 Haziran seçimlerinden sonra bu farklı platformlarda bazı vekillerle karşı karşıya geldik. Cumhuriyet Halk Partili. Orada mesela konuştuğumuzda işte bu ittifak olduğu yönünde, HDP, CHP arasında bir ittifak olduğu, oy geçişi olduğu yönünde kesinlikle reddediyorlar. Ya böyle bir şey yok. Yusuf ama abi, 24 Haziran seçimlerinden sonra benim Saadet Parti arkadaşlarımla oturduk. Bizim onlar da mı reddediyorlar? Şey günü, CHP ile ittifak mı? Ne alakası var kardeşim, nereden çıktı falan. Adam izah edilemeyecek bir şey. Yani izah edilemeyecek bir şey izah edemezsin. Psikolojik şeyi nasıl yani? Yani nasıl olur? Hocam iletişim doçenti olan sensin. Sen anlatacaksın, biz dinleyeceğiz. Öyle yani. Ersoy'da da sorsun, anlatalım. Cengizsam, yok şey. İkinci, kaç dakikamız var reklama? Daha var mı? Bir iki dakikamız daha var. Şimdi ben geçen gün size şey, bu arada söz hazır bendeyken dedim ki bu millet dedim benle şey hala Yusuf hocamı çekiyor bak şey. Dedim ki millet dedim benle dedim şey yapıyor dedim. Ben dedim abilerime dur, dedim. Dur, onu ikinci cilime sakla. Hadi şu ya. Şey, açılışta. Erhan abinin karikatürü geldi. Onu verelim bu ara. Onu Erhan çünkü abinin geniş. Karikatürüne çok temel bir itirazım var. Görününce yapacağım. Bir göster bize karikatürü o zaman. Temel itiraz neymiş onu görelim. İşte hayır, adam karagöz olacağım diye günde 2 litre kakao yağı sürüyor. Beni karagöz onu acıvat yapmış. Hayır sen ustacım, benim... Yalnız muhteşem olmamış mı? Ben yalnız kendimi kurtarmaya çalışıyorum bu arada. Ben varım altında şeyin yanında abi. Farkındaysanız ben kendimi kurtarmaya çalışıyorum bu arada. Bak ama oradan bir barış güvercini benden sana doğru uçuyor. Evet. Sanki şey... Serkan Bey, o güvercinin ağzında zeytin dalı taşıyan o güvercini kabul ediyor musunuz yani, nedir? Bakacağız reklam arasında. Ama reklam arasında. Ya hareket böyle sert bir hareket. Evet. Ama kuş uçuyor. Kuş uçuyor, yumuşak bir evet. Durum. Şimdi tabii reklamdan sonra ne olacağını söyleyelim. Reklamdan sonra Erhan Yalvaç'a bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Var olasın, çok kalemine kuvvet. Orada Taceddin'in oturduğu sandalyenin altında bir torba var. Torbamı açacağım. O torbanın içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bize de dedi ki size yayında bir torba göstereceğim. Torba dedi. Göstereceğim. Çok kısa bir ara verelim. Onun dönüşünde Taceddin Kutay'ın kutasında ne var? Tamam. Onu öğreneceğiz hep beraber bir yere ayrılalım. Tombala çekeceğiz. Mesele kaldığı yerden devam ediyor. Ara vermeden önce Taceddin'in heybesi
Turbun büyüğü Taceddin'in heybesinde demiştik. Turbun büyüğü benim heybemde. Ne var hocam ya, turbada? Ne geçen benim başımı bir belaya soktunuz ya. Millete bir papyon borcum var, hala eda edemedim. Vallahi unutmadım. İhmal de etmiyorum da fırsatım olmadı. Hocam orada bir yanlış anlama oldu. Yanlış anlama şu. Ben düzelteyim onu hemen. İlk isteyene dedin. Hayır, normal şartlarda televizyoncular böyle üzerlerindeki ben de mesela şu anda bu kravatı bana tweet atan ilk kişiye hediye edeceğim. Dur. Ama bu şudur yani. Bu şudur. Sakin. Atıyorduk ya. Yok. İzleyicilere vereceğim. Kim istiyorsa bir kişiye şu kravatı göndereceğim. Allah canımı alsın, ben de izliyorum karşıda. bu bir kişiye verilir. Şimdi Taceddin'e dedim ki şu papyonu birine hediye et dedim. Taceddin bana tweet atan herkese papyon hediye edeceğim dedi. 100 falan oldu tabii. Abi 3 dakika içinde sonra 30 gitti, tane tweet gitti oldu. Gitti papyon yaptırdı özel mecburen, ne yapsın? Gittim Osman Bey'e. Öyle olmaz o işler. Bir kişiye üzerindeki papyonu hediye edeceğiz. Hatırası kalır. Şimdi hepsini ben giyerim böyle ara ara. Veririm, ne yapayım? Gittim Osman Bey'e, baktım orada bir tane papyoncu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın Hacı abi? İyiyim elhamdülillah. Adın ne? Dükkanın, baktım adı da biraz şey. İtalyanca bir adı var. Evet. Şey var ya, bir tane İtalyan şeyi, heykeltıraş. Ulan baktım bu ninja kaplumbağalardan da birinin adı. Reklamına girmesin diye yalnız 4 bin isim vermiyorum. Ben. Neden acaba bu adamın adını vermişler dedim. Girdim, selamun aleyküm aleyküm. Adın ne abi? Rafet dedi. Ben anladım neden. Adını öyle koydun. Abi dedim. Rafet'ten mi İtalyanca'ya gitmiş? Tabii abimizin adı Rafet olunca Rafet Papyon olmuyor tabii. İtalyanca. Tabii şey yapmış şey orada gibi, ama çok zekice. Cem Yılmaz'ın Balzamikosu var ya. Sivaslı bir abimiz Rafet abi. Rafet Çelik. Çok tatlı bir abi. İşin kötüsünü şey yapayım. Rafet abi devamlı izleyicimiz çıktı. Evet. Ondan kötüsü sonra ben... Kötüsü bu mu? Ya dur, geliyor dur. Ben daha dedim ki abi dedim, bana dedim birer tane papyon ver dedim. Ersoy abi de dedim, Serkan Fıçıcı'ya da dedim. Vallahi sana cesaret edemedim. Şimdi alacağım, beni madar edeceksin canlı yayında. Hiç cesaret edemedim yani. Ondan sonra onlara da dedim birer papyon alayım. Başladı Rafet abi saydırmaya. O Ersoy seni hiç konuşturmuyor da sabahtan beri seni dinlemek istiyorum da ben de çektim. Size yolladım. Sen de tweet attın onu. O gün ben size abi birer tane papyon aldım. Papyonlarınızı böyle hediye etmek istiyorum. Ersoy abi sana bir kırmızı papyon, sana bir gri papyon. Teşekkür Bu ederim. Arada Rafet abi de dedi ki öyle olmaz dedi. Sen takmıyorsun ama dedi, o adamlar kravat takıyor dedi. Size birer tane de kravat efendim, al senin takımına. Al abi sana bir tane şey. Ben size kravat takımı Rafet abinin engin hoşgörüsüne sığınarak kurtuluşa veriyorum. Ben de Yusuf Hoca'ya iletelim. Sağ olun, Yusuf teşekkür ediyorum. Rafet abinin engin hoşgörüsüne sığınarak hepimize birer tane olmuş oldu. Evet. Rafet abiyle aranızdaki mevzu. Çok teşekkür ediyoruz. Rafet Bey'e de. Eyvallah. Hocam böyle oluyor mu? Olur. Çok güzel. Yakışır. Çok güzel. Ha? Neyse, size çok selamı var ama tamam. Rafet oldu. Abi Tarabya'da oturuyor. Tarabya'da. Ha, iki oğlu var. Muhammed'le Furkan. Zor tutuyorum çocukları diyor. Basın Ekspres'i bastırtmayın bize diyor. %50'yi zor tutuyor abi. %50'yi zor tutuyorum diyor. O Ersoy dede senin sözünü kesip durmasın ki de bir. Yalnız yani... Konuşmadığın hal böyleyse bilemiyorum artık. Bir de hocam yani olmazsa bandı geriye alalım. Evet. Ve yani Taceddin Hoca'nın sözünü kim kesmiş? Onu izleyicinin ferasetine bırakalım. Kesebilmiş ya da. Kesebilmiş. Kim kesebilmiş? Ya, kim buna cüret edebilmiş? 40 yılın başı bu adam bu fakir hukukunu koruyan bir abi buldu kendine. Osman Bey esnafından. Nasıl? Şey yapayım mı yani? Kaçırayım mı? Şimdi şöyle. Böyle. Oldu değil mi? Oldu. Çok güzel. Tamam. Çok güzel. Şu kravatı da şey. Evet. Göndereceğiz. Daha fazla deform olmasın. Bunu çünkü göndereceğiz. Tweet atan. Tamam. İlk şeyimize göndereceğiz. Güzel kravattı. Vallahi güzel kravatmış bu arada. Çok güzel. Yani güzellerinden biriymiş. Laf ağızdan çıktı, yapacak bir şey yok. Çok evet. Güzel. Neyse, öyle size selam var. Osman Bey'de izleniyoruz. Onu gördük. Mutlu oldum yani. Peki. O zaman Rafet abiyi de selamladıktan sonra gelelim. Şu Cips İttifakı'ndan devam edelim mi? Tam şeyin bıraktığı yerden. Cips İttifakı. Cips. Taceddin diyor ki Saadetliler 24 Haziran'a CHP ile beraber girdiğinin daha farkında değiller diyor. Doğru mu hocam? Şimdi henüz buna uyanamamışlar. İnkar aşamasındalar. Şimdi buna ben bir isim koydum. Dedim ki bu Cips İttifakı. O çok güzel yazı. Sesli makalede de dinledim. Çok güzeldi. Cips İttifakı. Ben de okudum onu yayında. Şimdi CHP'nin... Ben kalkamıyorum. Televizyonda yok o saatte ya. Pardon. CHP'nin C'si, HDP'nin H'si, İP'in İP'i, Saadet'in S'si,
Ne oluyor? Cips çıtır çıtır. Yani patatesten bir tadından yemez. Tablosu. Tadından yemez. Evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Cipsi en iyi böyle yoğurt sosuna banarak yemek lazım. İşte yoğurt lazım bir de yanlarına. Ya o değil de Pervin Buldan HDP'nin şeyi değil mi? Öncüsü. Öncüsü evet. Bir açıklama yaptı. Dedi ki İstanbul'da dedi İYİ Parti ile CHP'nin ortak adayını destekleyebiliriz dedi. Profile bakarız dedi. Hani sen bana CHP'nin adayı kim olacak diye soruyorsun ya. Şimdi benim bulacağım adayı bir de HDP'ye beğendirmek gibi bir sıkıntım var. İYİ yani Parti beğendi. CHP'ye aday bulduk, HDP'ye beğendirmesi. Ya İYİ Parti her türlü kabul ediyor zaten. Ya Sırrı Süreyya'yı İYİ Parti kabul eder mi? Eder. Eder tabii canım. Aday olabiliyor mu? Olamıyor. Niye olamazsın? İçeri girdi ya. Bilmiyorum. 2022'de çıkacakmış. Olabiliyor yani. Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanlığına aday oluyor. Olur olur. Hepsi olur bu ülkede. Ya zaten işin temel sıkıntısı şey, bunlar nasıl siyaset yapıyor? Bu siyaset başka bir şey, terör başka bir şey. Yani çok mu fazla özgürüz, çok şöyle, mu fazla özgürlük var yani? İttifakta terörist, part-time siyaset yani. Yeni bir kavram daha konuşmaya başladık biliyorsunuz. Bu senin CİPS ittifak olarak tanımladığın kesimden dolayı dirsek temas. Ha şey Karamollaoğlu dedi. Dirsek temas. Yok çok yayıldı ama bu o çevrelerde. İttifak yok. Dirsek teması. Dirsek teması. Bu işte Taceddin'in bahsettiği o işte açıklanamayan ilişkiler ne galiba. Demiş, ya bu Saadet yani ilan edilemeyen ilişkiler var ya. Saadet cenahındaki bu CHP ortakları. Dirsek teması o demek herhalde. Bu yani. Kara sevdaya dönüştü ya. Bu Saadet kara sevdaya tutuldu CHP'ye. Yani böyle ahirette altı oklu sancak altında buluşacaklar yani. Şimdi oraya doğru gidiyor iş. Hepsi de ya ilişki, görüşme, temas halinde fakat çıkıp böyle ekrana geldiklerinde yok bir şey Karamollaoğlu'nun yaptığı gibi. Yok ittifak bir ittifak yok. Tabii, ama tabii. Virgül geliyor. Bazı bölgelerde arkadaşlarımız dirsek temasında olacak. Dirsek teması? Dirsek ittifakı diyorum ben dirsek de bunlara. Dirsek yani ittifak. Böyle dirsek ayarındaki yakınlığa. Yani bunu herhalde soruya dönüştüreceksin. Dirsek mi dirmesek mi? Dirsek. Dirsek ittifakı. Şimdi ben bu esprinin üzerine öyle yapmam mı? Ben espri yapmadım hocam. Ya. Ya sen fıkranasına gülmedin ya geçen ya hafta. Yok bekliyor. Yok Hikmet ben bir tek bir burada haftadır zannettim. Kabahat bendeymiş. Hikmet abi de aynı çıktı. O da ben beceremiyormuş. O da gülmedi. Yok abi senin fıkralarda. Bize acaba biraz fazla geliyor. Ağır anlamıyoruz. Bizim entelektüel kapasitemiz yetmiyor. Sen frankofon olunca biraz. Frankofon değil ya. Neydi, Almancı. Ne şey Almancı. Almancı. Şimdi bu işte Cumhuriyet Halk Partisi Atatürkçü. HDP PKK şey destek. Emperyalizmin kucağında. Apocu. Ama emperyalizmin kucağında sadece apocu değil yani. İp sorsam milliyetçi, Saadet dindar muhafazakar. Bunlar bir araya gelecekler. Şimdi bunlar bir araya geliyor. Ankara'da CHP organik CHP'li. Peki bir şey soracağım. Taban mı istiyor? Tabii. Aa. Ya bir sana peki bir aday önereyim. Sana bir aday öneriyorum. Öner. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için CİPS ittifakı şu ismi kabul eder mi? Kimi? Cihangir İslam. Cihangir İslam. Cihangir İslam şeyle Kılıçdaroğlu'yla adalet yürüyüşü sırasında tanıdık biz onu. İki. Çok tanınan bir adam değildi. Saadet Partisi'nin. Şimdi ortopedi uzmanıydı o. Şimdi Kılıçdaroğlu çok 300 kilometre yol yürüyecek değil mi? Değil. Şimdi eklem yani Kılıçdaroğlu'nun kemiklerinin sağlığıyla ilgilenmek üzere o yürüyüşe katıldı o. Yani bir şey de olmadı değil mi Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle ama kemikleri, kaburgaları falan kırılmadan düştü bir şey birkaç kez ama geldi. Yani Cihangir İslam biz o yürüyüşte Kılıçdaroğlu'na böyle nezaret eden bir doktor olarak tanıdık. Cipsçiler, orada bir parladı. Cipsçiler Cihangir İslam'ı kabul eder mi bilmem de ben Cihangir İslam olsam onu kabul etmem. Ondan sonra derler ki bu geçenlerde yaptığı nümayişin hepsi demek bunun altyapısıymış. Ama siyaset ama kabul edecekleri bir aday var Ersoy. Hayır. Kabul edecekleri bir aday var. Dördünün de. Dördünün de kabul edecek. Yani CHP'nin, HDP'nin, CHP'nin. CHP'yle en azından CHP'yi, HDP'yi yan yana getirecek kim? Bir adayları var çok rahat ve net olarak. Kim hocam? Acaba kimdir, kimdir? Muharrem İnce. Aday ilan edilir edilmez. Zaten Demirtaş'a ziyarete gitti. Bravo. Daha sonra döndü yine Demirtaş'ın eşini ziyaret etti. Ama burada ankete bir adım yazmıyor. Şey. 24 Haziran'da İstanbul'da yani genel olarak Muharrem İnce ile Demirtaş'ın oylarına baktığımızda HDP'nin oyları Cumhurbaşkanlığında düşmüş. Muharrem İnce'ye gitmiş. Zaten bunu denediler, sınadılar. Yani hazır bir tane aday var. O HDP hani diyor ya
profili bize uyarsa. Muharrem İnce uyuyor zaten. Ama işte ankete bile sokmuyor ki. Ya ben az önce Taceddin'e pası atarken biraz o yüzden attım. Sanki 31 Mart'ta değil de Kılıçdaroğlu 1 Nisan'a çalışıyormuş gibi. Peki, yani niye? Özellikle şaka CHP'nin... Şaka mı yapacak? 1 Nisan şakasını yapacak. Hayır, CHP'nin oyu yükselmesin diye. Yani bak, bir parti başkanı seçimi yok, kazanamamak yok üzerine strateji kurar mı ya? Peki yok, ben şunu sorayım. Ankara'da hangi aklı işletiyorlar? Şu anda herhalde İYİ Parti CHP diyor. Muhtemelen. Ankara'da işlettikleri akıl ne? Biz ankete sorduk. Dediler ki Mansur Yavaş önde. Bravo. Değil mi? Yani bir akıl işletiyorlar. Niye peki İstanbul'da Muharrem İnce'yi aynı şekilde sunmuyorlar? Yani niye Ankara'da işlettikleri aklı İstanbul'da işletmiyorlar? İkinci bir çünkü şey ama orada CHP Genel Başkanlık koltuğu tehlikede gibi anladım sanki. Yani biraz ondan çekindikleri için galiba. Yani şimdi şöyle diyelim ki Muharrem İnce İstanbul'u yani AK Parti Cumhur İttifakı yani AK Parti'nin adayını kazanacağı kesin bence. Ama velev ki diyelim ki CHP'nin oyu arttı. Muharrem İnce aday oldu, oyu artırdı. Üç tane oyunu artırırsa şöyle diyecek o zaman Sayın İnce. İstanbul'da CHP tarihinin en yüksek oyunu aldık diyecek. 3 tane oyu artsa 3 sene konuşur Muharrem İnce onu. Konuşmasına gerek kalmaz. Koltuk gidiyor. Kurtuluş yani. Koltuk gitmiyor mu? Ya asıl mesele ne biliyor musun? Taceddin diyor ki hayır asla Kılıçdaroğlu yere gitmez diyor. Yenilse İzmir bile. Bak esas mesele. Yani kendi endişelenmesine gerek yok. O zaman yani aklın gereği neyse yapsın Muharrem İnce İstanbul'da. Şimdi İzmir dönüm noktası İstanbul'da olur. İstanbul'da yapsın. Halk arasında bir darbe mesel var. Misafire derler ki gelmek senden göndermek benden. Değil mi? Hele bir de sonra getirdilerse getirmek benden göndermek benden demez misin? Gel bakalım Muharrem de getirmek. Hayır canım yani. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitme niyeti yok diyor ya. Kim getirirse? Kemal Kılıçdaroğlu kendisi böyle hakikaten bir şeyle mi gel? O kadar göstere göstere gözümüze soka soka getirdiler ki. O yok bir figürü var bir figür edip başa geçirdiler. Doğru. Tabii. Ha, yani. Doğru. Bakın ben buradaki temel meseleyi şu olarak görüyorum. CHP'nin sorunu CHP'li organik CHP'li genleriyle genetiğiyle oynanmamış CHP'li isimlerle hiçbir şekilde yol alamıyor. Ankara'da organik bir CHP'liyi, İstanbul'da organik bir CHP'liyi aday gösteremeyen bir CHP portresi var. Doğru. Ya şimdi bu başlı başına konuşulması gereken bir mesele. Mansur Yavaş işte milliyetçi disiplinden geliyor. İstanbul'da da öyle bir şey aranıyor ki hem efendim İYİ Parti'ye, İP'e gelsin, hem SP'ye gelsin, efendime söyleyeyim, hem CHP'ye gelsin, herkese uyum sağlasın. Beylikdüzü Belediye Başkanı'ndan bahsediyorlar. Hatta diyenler var ki ya soyadı İmamoğlu, dindarlar bile oy verir. Ne güzel bak soyadı İmamoğlu, buradan bile avantaj sağlarız. Hala toplum tanımıyor. Bunu bile yani konuşuyorlar. Yani toplum çok, bunu yutacak yani. Hayır, acıklı. Hayır. Acıklı bir durum var. Mesele şu. Var ama Serkan bir de Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir tarzı var. Kılıçdaroğlu CHP'lileri çok sevmiyor. Affedersin mesele öyle olsa Ahmet yani Türk kökten, Mardin'e belediye başkanı olamaz. Kökten kimi seviyor? Kökten CHP'lilerle Kılıçdaroğlu'nun arasında bir problem var. Bunu eski CHP'lilerle oturun konuşun. Çok hayati yani, bir eleştiri ya bu. Ya çıktı Kılıçdaroğlu dedi ki Sabahattin Ali'yi CHP öldürdü dedi. Yani adamın bir şeyler diyesi var. Dersimi de dedi. Dersimi de. Adamın CHP ile bir problemi var zaten. Yani, hangimizin yok ki? Hayır var yani bu noktada da ama sonuçta CHP'nin genel başkanı. Şu da var senin dediğin evet, yöntemi de denedi. Ha, bir Kürt Alevi olarak ama CHP'yi... Tabii olarak var. Ama şimdi... Ama, CHP Genel Başkanı olduğundan beri hiç ağzından ben Kürdüm, yani işte ben Aleviyim deyip çıktı mı çıkmadı? Düşünsen Fenerbahçe kulübünün başkanısın ama Galatasaraylısın yani. Yani gönlüm Galatasaray'da ama kulüp başkanısın. Bir de kitap yazdırdı ya kendisi için. E tabii ona şey yaptırdı. Türkmen bir şeyler evet, falan yaptırdı. Seyit meyit dedi evet, hatta yani. Seyitlere dayanıyor. Ya şimdi burada burada mesele şu. Şimdi bak Abdülhatif Şener. Ben vallahi Kürt Alevi değilim, billahi Kürt Alevi evet, değilim diye kitap yazdı yani. Abdülhatif Şenerler konuşuluyor. Cihangir İslam'ı işte siz söylediniz. Efendim işte yine gidiliyor. İşte... Abdülhatif Şener konuşulmuyor. Abdülhatif Şener kendi kendine konuşuyor. Neyse. Ama yani yok işte. Yani biz burada mesela Sayın... İsmet'in önünün torununu... Peki, İstanbul Büyükşehir adayı olarak konuşmuyoruz. Peki Kılıçdaroğlu değil mi? Sayın Abdullah Gül'le görüştü. Mesela Ankara'da Murat Karayalçın şey dedi. Yani Ankara adayı bir CHP'li olmalı. Niye Murat Karayalçın Ankara'da bu yarışa girmiş, Ankara'yı tanıyan, bilen Ankara Olmadı. Siyasetçisi. Sayın Serkan Fıçıcı. Yerel yönetimlerden de geliyor. Niye onu gösteremiyor Sayın Serkan Fıçıcı bir şey merak ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Abdullah Gül'le
Neden görüştü? Nezaket ziyareti. Nezaket. 3,5 saat. Şimdi iki insan da çok nazik olduğu için iki nazik insan bir araya geldiği zaman o görüşme nezaket ziyareti oluyor. Ha, kişiliklerden kaynaklanan yani, nezaket. Senin için fesat. Ben senin ne demek istediğini anladım. Yok, ben daha bir şey demedim hocam. Ben sadece soru soruyorum. Ben soruşundan anladım. Tabii yani. Soruşundan anladım. Ama bak neyse, onun içeriğini bilmiyorum. Ben dış politika konuşmuşlar, öyle söylediler. Dış politika konuşmuşlar. 3,5 saatte dış politikada ne konuşulur be? Yani de ya, ben... konuş bitmez 3,5 saat değil mi yani? Reisi uzun biraz nezaket ziyaretine göre. Abdullah Gül reisi cumhurumuzun yerinde olsam Kemal Kılıçdaroğlu'yla dış siyaset konuşmam. Her şeyi konuşurum ama. Bak bir şey söyleyeyim. Yani adam ne yapıyor? Gidiyor Almanya'ya PKK'lı kadınla oturuyor ya. Seni gidiyor Türkiye'ye şikayet sonra ediyor falan. Sayın Gül, yani sizin bizim kalbimizin bir köşesinde hala yeriniz var reisi cumhurumuz olarak. Biz Türk'üz. Yani biz atmayız bir çukura insanı. Ama ne olur yani bu yerinizi artık halaldar etmeyin. Yani mesela dış politika konuşulur bir anda. Dış politika konuşulmaz. Senin Almanya'da PKK paçavrası sallayan bir... Onun hesabını sorduysa sahibi devlettir, sorar. Evet. Bak ben ama şeyin içeriğini biliyorum. Ali Koç'la Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmede neler olduğunu biliyorum. Hadi bakalım. Teknik direktörün adını mı danışmış? İstiyorsan az sonra yapalım. Heyecan dozunu yükseltelim. Ha öyle o kadar daha. Yani. Tabii tabii. Önemli İstanbul adayını açıklıyor musun? Ne? Bu akşam açıklıyor musun? Bu akşam açıklayabilirim onu. Ha, İstanbul adayını soruyorsun. Az sonra filan yapacaksan İstanbul birazdan açıklayacak. İstanbul yapıyorsun ya sen, az sonra açıklayacak filan diyorsun ya. İstanbul adayı sonra... değil. Ali Koç'ta Kılıçdaroğlu'nun nedir oradaki görüşme? Niye sonra mantığı niye ne var? Gidiyor mu komoli? Rating artsın biraz, seyircileri rating toplayalım. Artsın. Biraz sonra Serkan Fıçıcı'cığım bize Ali Koç Kemal Kılıçdaroğlu buluşmasının şifrelerini. Şifrelerini İslam çözeceğiz. Cahil İslam ciddi değil mi ya? Ben onu tamamen kendim... Ha kendin. Bir yerden adı ya çünkü istiyorum. Biliyorsunuz adam 15 Temmuz'u halaldar ederek bir şeyi yaptı ise ve muvaffak oldu denirse o büyük rezalet olur. Aynı perspektifte değiller mi zaten? Ha, mesele dur şimdi dur. Şöyle bir ters çevireyim de şöyle. CHP'li birisi etse ortalık ayağa kalkar. Bir tane saçı sakalı birbirine girmiş Eskişehir'de bir herif var. Adını da söyleyeyim, Atasoy Müftüoğlu. Öyle Ömer Halis Demir'in adını falan aldı ağzına. Olmadık olduk olmadık. Yok yegane kerameti o gece çıkıp birini vurmakmış falanmış filanmış. Bu da rol model oldu dedi. Bizim Türkiye'deki İslamcıların ciddiye aldığı bir adamdır. Sonra onun avanelerinden biri de memlekette bir tane Atasoy Müftüoğlu var, linç etmeyin dedi. Bak ben linç kültürüne karşı bir adamım ama memlekette de 1 milyon tane Ömer Halis Demir yok. Böyle ağzını açtı mı adam haddini bir bilecek. Öyle akla taparak tapa tapa böyle oluyorsun. Biraz Müslüman ol, İslamiyet'e göre yaşa. Öyle aklına tapa tapa böyle oluyorsun. Rasyonalizm mi bu hale getirdi? Böyle. Ya şimdi birinci... O mahallenin adamı yaptı mı canını okuyoruz. Üstüne de çekmediğimiz cila kalmıyor. Bizim bu taraftan bir tanesi de yaptı mı ona da çekerim yani böyle. Haddini bir bilsin. Şimdi takip ettim ben de o tartışmayı. Birincisi... Her ne olursa, yani ne anlatıyorsan anlat. Söz konusu olan bir şehit. Yani önce bir saygıya bürüneceksin. Yegane kerameti çıkıp birine emirle ateş etmek. Yani benim tabii şey oralarda hani 15 Temmuz'a dair ettiği laf da çok kötü. Yani 15 Temmuz'un kendisine de bir laf ediyor. Senin ne kerametin var ya? Söz oraya nasıl geldi? Benim daha temelden yani. Şimdi o mülakatta... Aşağılık kompleksi ya, bunlar adamın olmadığı yerde adam sınıfına girdiler zamanında. Millet bunları bir şey zannetti. Hiçbir şey de olmayan bir adam ya. Açtırmayın şimdi, lafa bak. Şimdi bakın. Şehidi dini devlet bir adama ettiği lafa bir bak. Bir şey var bilir misin? Kim ol ki meddahı Allah ola, onun ya. Meddahı kim ola? Ya. Yani bir insanı eğer bir şahsı Allah met ediyorsa, övüyorsa onu met etmek hangi faniye düşer ki? Şehit dediğimiz bizatihi Cenab-ı Allah tarafından met edilmiş. Diyor ki onlar ölü demeyiniz, onlar diridirler ama siz göremezsiniz diye met edilmiştir şehit. Yani ol ki kim ki meddaha Allah ola, onun meddaha kim ola. Yani bir kişiyi eğer Allah övmüşse, Allah nezdinde övgüye mazhar olun, bizatihi Allah onu övüyorsa, yani kulun haddine değildir. Övmek bile haddine değil. Övmek bile haddine değil. Diyor ki sizin övgünüz ne ki? Allah övüyor onu. Şimdi meselelere eğer inanç zaviyesinden bakacaksak, yine tabii o İslamcı arkadaşların da temel doktrin şeydir biliyorsun, hep Kur'an.
esaslı bakmaktır. Mealcilik. Yok bir mealcilik de kimsenin falan. Kafası çalışmıyor. Bunlar bu, rasyonalite ya. Buradan baktığın zaman da bak yine buradan bakalım. Yine o bakış açısından bakalım. Laboratuvara her şey girmez efendi. Girerse idrar dünyanın en temiz şeylerinden biri. Otur iç. Ha, bak, öyle rasyonel olmaz o iş. Buradan, Müslümansın. Buradan baktığın ayrı. Zaman Kur'an'a terstir yani. Kur'an'a terstir. Bizatihi Allah'ın övgüsüne mazhar olana böyle hani alçaltıcı, küçümseyici çok bir ayıp ya. Tavırla yaklaşamazsın. Kur'an'a terstir. Neyse yani şimdi yine Diyanet programına çevirdik Ersoy. Doğru ya doğru. Ya, şey, ya bak buraya? Ben linç kültürüne karşı bir adamım. Taceddin içinde bekletmiş. Hayır çünkü içimde bekletmedim. Laf Cihangir İslam'dan geldi. Bir hafta önce oldu bitti bu. Hani Cihangir İslam'dan evet. Geldi yeri geldi mi de biliyorsun şey hiç içimde de yok. Şeyim de yok. Benim için ehemmiyetli bir adam doğru, da yani, değil. Yani belli çevreler bilerek bunu görmezden gelme stratejisi uygulamış olabilirler. Değersizleştirme. Değersizleştirme. Hayır, kimsenin haddine değil. Soy dostumuz var yani. Yani hiç kimsenin haddine değil. Evet. 15 Temmuz'u da 15 Temmuz kahramanlarını da şehitlerini evet. De gazilerini de küçümsemek hiç kimsenin haddi değil. Haddine değil. Evet. Yani cümle alem birleşse böyle bir çaba sergilese millet burada. Ya bak bir de Müslüman adam. Ya o gece yaşananlara baktığımızda bu millete, bu topluma, bu ülkenin geleceğine olan inancımız artıyor bizim. O tankların karşısında duran insanlar tek başına. Ya bir de mevzuya bak. Memlekette onun gibi bir tane adam varmış. Bak ben linçe çok karşı bir adam. Hakikaten karşıyım. Oturalım efendi gibi yüz yüze gelelim. Bir de böyle müstahar isimlerle değil. Serkan Fıçıcı, Taceddin Kutay efendi yaptığın iştir diyelim. O ayrı ama adam tenkit edilmeyecekmiş. O adamdan bir tane varmış. Ulan ben her gün 300-500 tane Ömer Halis Demir mi yetiştiriyorum bu memlekette? Adam bilmiyor muydu günümüzde şimdi şurada oturup bir yandan portakalını soyup bir yandan bizi izlemeyi? Peki hadi gel o zaman biraz tekrar siyasete dönelim. Siyasette Kılıçdaroğlu... Şu ya o Kılıçdaroğlu şeyinden bahsetti ya Taceddin. Ne o? Bu PKK sever tayfayla Almanya'da... Sevim daha delenli. Şimdi ona... Şey şu yaptı ya. Bir veteriniz edeceğim. İkisini beraber değerlendir. Kurtuluş'un yorumunu merak ediyorum. Kurtuluş'un yorumunu da alacağım. Önce şunu bir... geçen grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu bir vatan sevgisinden söz etti. Vatan sevgisinden, bayrak sevgisinden söz etti. Bize şu 3 numaralı VTR'yi bir izlet. Biz Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği vatan sevgisi nasıl bir şeymiş? Onu bir öğrenelim Gamze ne olursun. Bizim sevgimiz vatan sevgisidir. Bizim sevgimiz bayrak sevgisidir. Bizim sevgimiz insan sevgisidir. Teröre başvurmadığı sürece biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Yani kendi bulunduğu yerde kendisini, halkını savunan bir örgüt olarak görürüz. Barikatları kuran arkadaşlara da, kişilere de, kim yapıyorsa onu bilmiyoruz tabii. Terör örgütüne destek vermiş olabilirler, terörü desteklemiş olabilirler, başka bir şey yapmış terörist olabilirler. Ya terörist olabilirler. Ama orada silah olması lazım o zaman. O da yok. Şimdi bu ikisini ya yani bu değerlendirmenin üzerine bir de şu Sevim Dağdelen'i evet. Beraber hani Almanya'da Cumhurbaşkanı da hatırlattı. Yani sen ne konuştun? Bir hani tam seçimler öncesi Almanya'da PKK paçavrası sallayan. Çünkü CHP kurumsal olarak sahiplendi bu teması. Yani evet. Hem Faik Öztürk hem Ünal Çeviköz arka arkaya açıklamalar yaptılar. Bizim o temasımız son derece önemli temaslardı. Dolayısıyla da iyi oldu dediler. Sen ne diyorsun? Sayın Devlet Bahçeli grup konuşmasında bu ziyarete böyle bir değindi, bir sorguladı, bir eleştirdi. Ya dedi anlamadım ya bu bir yere mi savruldu yoksa hakikaten tutsak mı alınmış? Bu kadar aleni bir şekilde gerek FETÖ'cülerin gerekse PKK'lıların olduğu bir fotoğraf karesine girmemesi gerekiyordu. Burada doğru. Tutsak alındığına dair bir... tabii akıl yürütülebilir. Ben de bu meseleyle ilgili yazdığımda şöyle dedim. Yani siyasi kariyerine FETÖ'nün eline tutuşturduğu yalan yanlış dosyalarla giriş yapan, genel başkanlığını kaset darbesine borçlu olan birinin yani ben o fotoğrafa girmem, bu fotoğrafa girmem diyecek gücü, iradesi pek kalmış değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hikayesinin bir arka planı böyle. Diğer bir tarafı da tabii biraz yüzsüzlük. Grup konuşmasında ben şöyle vatan severim. Diyor ki bunu, bayrak severim. Ya bunun bu konuşmayı yapmasının sebebi şuydu. Milliyetçi Hareket Partisi tepki gösterdi grup konuşmasında. Dedi ki ne işin var orada FETÖ'cülerle PKK'larla aynı kareye giriyorsun. Yani elinde bayrakla fotoğraf çeken terör örgütünün bayrağıyla fotoğraf çeken biriyle
sen böyle girdin, fotoğraf çektin. O dedi ki, ben dedi vatanseverim. Sorgulamayın onu yani. Ya şöyle vatanseverim. Ya burada bir yüzsüzlük var. Yani böyle bir vatanseverlik olmaz. Artık bunu laşkalaştırmayın. Yani hakikaten bunu o kadar dejenere ettiler ki, laşkalaştırdılar ki. Giderim elinde terör örgütü YPG'nin bayraklarını tutanlara fotoğraf çektiririm. Bu ülkede 15 Temmuz darbesine katılmış hainlerle poz veririm. Sonra gelirim burada milliyetçilik nutukları atarım. Milliyetçilik nutukları atarım, vatanseverlik nutukları atarım. İkiyüzlük, bu bir yüzsüzlük. Yani siyaset olurum böyle, oluyor böyle. Yani parti grubunda çok böyle rahatça bunu konuşabiliyorlar. Burada ben asıl yani kim tutsak alındı? Kemal Kılıçdaroğlu mu tutsak alındı sorusuna şunu eklemek istiyorum. Bu CHP nasıl rehin alındı? Rehin mi şu anda CHP? Ya bu başka, bana bir izah olabilir mi? Yurt dışında terör örgütünün bayraklarıyla kendi tercihi değil mi? Poz verenlerle aynı kareye giriyor. Bir parti demiyor ki ya sen nasıl genel başkansın? Yani bir uyarırlar, o da der ki ya o kendiliğinden o da bir hatayı düzeltmeye çalışır. Hayır, yok, bunu böyle devam ettiriyorlar. Ya, 100 tane Kurtuluş tutmasalar Kılıçdaroğlu'nu gidip HDP'ye genel başkan olur. Yani HDP, zor duruyor bence. Bakın Diyarbakır'daki Çukur teröründe bizim o terör bitene kadar 800 tane şehidimiz var. Hı. 2 yıl sürdü. 800'e yakın şehidimiz var. O gitti orada arkadaşlar dedi. Arkadaşlar dedi. Yani şunu diyorum, YPG ile bizim şehitlerimiz var. Gitti dedi ki, ya o kendi kurtuluş mücadelesini veren, halkının mücadelesini veren bir oluşumdur, örgüttür dedi. İl başkanı tercihi, Canan Kaftancıoğlu evet, tercihi ne? DHKPC'den getirip il başkanı yaptılar. Yani bu böyle olmaz. Bu CHP buna tepki gösteremezse diyorum ki ya bu parti nasıl rehin alındı? Ya herkes Atatürkçülükten bahsediyor. Bu ülkede ne kadar çok Atatürkçü var? Cumhuriyet Halk Partisi ne kadar çok Atatürkçü? Ve nasıl oluyor bu durum? Ya nasıl oluyor böyle bir genel başkan var o zaman? Bu partinin başında. Ya gerçekten akıllara zarar bir durum. Kimsenin de açıklayabileceği bir durum değil. Bir taraftan bu kadar Atatürkçüsünüz. Bir taraftan da böyle bir genel başkanla iş yürütüyorsunuz. Bunu izahı yok. Yani bunu, bu şizofren dedikleri durum, bu şizofrenik bir hal yani. Muharrem İnce geldi iki gün, baktı ki ya dedi şizofren bunlar deyip kaçtı o da. Hakikaten yani bir şizofrenik bir bu işte lafı da tabii böyle günlük kullanımı için kullanıyorum. Hastalık yani bunu hasta olan insanlar alınmasınlar. Yani böyle bir psikoloji var şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Siyasetin literatürüne girdi. Muharrem İnce soktu onu evet, ve kendi partisiyle alakalı. Ben yani Cumhuriyet Halk Partisi için şunu söylemek istiyorum. Yani Muharrem İnce denedi aslında yani CHP'nin başına geçmeyi ve bir şey yapmayı. Fakat pek şansı yoktu. CHP'nin başına gelseydi bile yapabileceği pek bir şey yoktu CHP'de bence. Çünkü yani İsmet İnönü, Deniz Baykal, Bülent Ecevit gibi CHP tarihinde önemli yer edinen isimler bile Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'de tek başına iktidar yapamamış. Yapamamış. Sadece bir kere ikisi. Şöyle 1973 ve 77 seçimlerinde Bülent Ecevit'in başında olduğu Cumhuriyet Halk Partisi sandıktan birinci parti olarak çıkmıştır. Ama tek başına iktidar olma yetmemiş. Ama tek başına iktidar olamadığı için koalisyon hükümetleri kurmuştur birkaç kez. Bir sefer yine de 1973 ve 1980 arasında Türkiye'yi milliyetçi cephe hükümetleri yönetmiştir daha fazla. Ama asla Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu millet, bu ülkede tek başına iktidar imkanı vermemiştir. Bunun nedenleri var. Yani tarihsel nedenleri var. Cumhuriyet Halk Partisi bu nedenleri, bu angajmanları, bu bagajları sırtından atamadığı sürece, ki atabilme ihtimalinin de çok zayıf olduğunu her seferinde görüyoruz. Her seferinde değişim diyorlar, değişim diyorlar, kurultay diyorlar. Bir kurultay oluyor. Devamında karşımıza yine eski CHP çıkıyor. Bu cümleleri CHP için kurmadım ben ama. Bu cümleleri CHP ile işbirliği yapan diğer partiler için kuruyorum aslında. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu ülkede toplum, bunu da bir yani bir ütopya, önümüzde olacak bir şeyden bahsetmiyoruz. 1950'den bu yana Türkiye'nin demokrasiye geçtiği, çok partili siyasal
süreç içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu millet tarafından yetki verilmemiş arkadaş. Bu çok net bir şekilde önünüzde. Bunu siz de görüyorsunuz. Kimden, hangi danışmandan tavsiye alırsanız alın. Aranızda istişare ederseniz edin. Sonuçta karşınıza şu çıkar. CHP ile yol yürüdüğünüz sürece Saadet Partisi, HDP, İyi Parti fark etmez. CHP ile işbirliği yaptığınız sürece, yol yürüdüğünüz sürece sizin bu ülkede toplumun kahır ekseriyetinden yetki alma, iktidar alma şansınız yok. Ne kadar CHP'den uzaklaşabilirseniz o kadar bu toplumun gönlüne girebilme şansınızın da olabileceğini ben düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu anlamda toplum nezdinde kredisini tüketmiş durumda. Hatta daha önce şunu da söylemiştik. Ya mesela Muharrem İnce CHP'nin başına geçmek yerine belki kendisi ayrı bir parti kursaydı Cumhuriyet Halk Partisi'nden başına geçtiğinde alacağı oydan daha fazla oy alabilme şansı bile olabilirdi. Bir diskrepanstan bahsedelim mi? Siyasal bir diskrepanstan. Yani bir şey saçma bir zıtlıktan. Şimdi CHP dediğiniz parti tam ortada duruyor. Ve bu tam ortada durduğu demde kendisinin içerisinde bir PKK'lı motif görüyorsun. Yani PKK'lıya kendini angaje edebiliyor. Saadet Partili'ye kendini angaje eden bir motif çıkıyor. Bak içinde Mehmet Bekaroğlu gibi adamları barındırıyor. İşte Cihangir İslam'ı şeye sokuyor. İyi Parti üzerinden böyle ırkçılığa varacak kadar sert bir şeye angaje olabiliyor. Milliyetçiliğe angaje olabiliyor. Yani hulasa-i kelam memleket içerisindeki her şeye angaje olabilen çok renkli böyle alacalı bir parti. Bununla birlikte oy alabildiği yerler çok belli. Yani Türkiye'nin belli bir evet. çizgisinden belli bir oranda. Buna mukabil bak Cumhur İttifakı diyor. Kendisini belli şeylerle ortaya koyuyor. Dinamikleri öyle 8-10-15 tane değil ama Türkiye'nin her yerinden oy alan bir AK Parti var. Evet. Bu siyaseten bir diskrepanstır. Bu işi gelecek CHP bir şey yapacak. Hakikaten çözecek. Ve kendisine şu soruyu soracak. Arkadaş bizim kapı açmadığımız esnaf kalmadı. Yani eskiden İstanbul'da şey biliyorsunuz. Bulgar sütçüden Arnavut ciğerciye kadar herkes geldi benim kapıya. Değil geldi. Mi? Gelmeyen kalmadı. Buna rağmen bir bakıyorsunuz ki memleketi bu parti nerelerine yayılmış, nerelerde şey yapabiliyor. Ya bir Hakkari mitingi yaptırdılar Muharrem İnce'ye. İş o kadar kötü ki arkadaş. Selo Başkan diye adama slogan attılar. Yani. Sorma. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ama ya. Ama şöyle bu ittifakta Hakkari deyince aklıma geldi de Hakkari'de Kılıçdaroğlu'na bir miting düzenlettiler. ve Türk bayrağı yasaktı değil mi o mitingde tabii, Türk, o mitingi, bayrağı, Türk bayrağı sokmadılar. Ve Kılıçdaroğlu da gitti orada miting yaptı. Miting komitesi Türk bayrağını mı yasaklamıştı o mitingde? Yasaklamamıştır da. Şartı oydu. Hakkari'de miting yapabilmesinin CHP'nin şartı Türk bayrağı sokmamasıydı ve Türk bayrağı sokmadan miting yaptılar. Yani şu hani Gezi'ye yavaş yavaş gelir mi? Muharrem İnce deyince Gezi'ye buraya, derken Paris gezisine mi? İkisi beraber mi konuşalım? Ya Paris gezisiyle şeyi merak ediyorum ben. Paris gezisiyle ben. Bizim Mehmet Ali Alabora hakkındaki pardon. Yusuf Hoca da buradayken. Yok aslında hani çok aynı. Şey merak ediyorum Dersoy, bu Yusuf Hocam, bu sarı yelekliler hikayesi Paris'teki bizim buradakileri de biraz heveslendirdi mi? Öyle bir gözlemin var mı? Böyle bir bazı kıpırdanmalar görüyorum sanki ben, böyle ufak hatta ufak bir heveslenmeler. İlk yardım çantasını açan yelek arar oldu değil mi? Falan bizde görüyorum. Yok yani. Söyleyeyim ben. Yok böyle mu? Heveslenmeler falan bazı görüyorum. Bazı şeyler de çıktı bizim ya. Bizim arabalarda yok. Yok yani yelek yok bizde. Vallahi ben ehliyet Avusturya'da aldığım için var zannediyorum, hala hiç de açmadım daha hocam. Yok abi bizde halı saha da var. Sana söyleyeyim ilk halı saha da var sarı yelek. Halı sahalarda var sarı yelek, o şey saatli kiralıyorsun ya, oralarda veriyorlar. Bizim incecik çanta var, reflektör var işte onun içinde. Işık var, kablo ama var. Ama bir internet sitesi 24 TL'den 4 TL'ye düşürmüş diye sarı yelek fiyatını hızlı bir şekilde yani o da bu hani bu işe girsek mi kurtuluş bu, ya şu yani anda? İlişkili yerler tabii bunlar. Bize 24 TL'den 4 TL'ye düşürmüş. Yani o ismini vermediğimiz çevreler reklam olmasın diye halletmişler. Bak sürümden kazanacağız diye. Bence o basılan soğan defoları yeniden basılsın, oradan sarı yelek çıkabilir. Hayır şu bu şeyi bu adam yani bu sarı yelekliler üzerinden burada bir rüzgar esiyor. Biz de zamanında böyle şeyler yapmıştık. Hadi bakalım burada da biz yeniden bir şeyler yapar mıyız? Şimdi bir CHP'li adını şimdi hatırlamıyorum. Ankara'da yani önemli bir isim herhalde.
Onların sarı yelekleri var, biz niye yeşiliz? Paris, ha, Paris işte sarıya boyanmışken, bürümüşken burası Ankara yeşil kalamaz demiş falan gibi bir sizin şey, bir evet. Tweet paylaştı. Sonra işte sildi, tepkiler oldu falan filan ama tam da bu senin dediğin şeyi destekleyen bir tablo. Ya birileri Türkiye'de, sadece şimdi değil, şimdi sarı yelek olabilir, yarın kırmızı yelek olabilir ama bunun böyle bir ekip var. Yani Türkiye'de demokrasiyi sandık üzerinden işletilmesine karşı çıkan... Uğur Tunçay, CHP Genel Sekreter Yardımcısı. Ve önemli bir isim CHP'de. Uğur Tunçay. Genel Sekreter Yardımcısı demek Paris yani sararırken Ankara yeşil kalamaz. Kimliğini ifade eden isimlerden tabii. Biri yani bu. Tabii CHP'de önemli isimlerden birisi. Sonbahar. Ha, isterlermiş demek ki içten içten yani. Tabii, bizim tabii. Buralarda karışsa. Şöyle diyor hocam. Paris sararırken Ankara yeşil kalamaz. Yani ne istiyor? Fransız konsolosluğuna mı gidelim? Yok yok hani burası da karışsın istiyor. Yok. Herhalde. Yok onu anladım da yani Paris'e destek büyükelçiliğine mi basalım? Biz de Dolmabahçe'deki başbakanlık ofisine yakıp yıkalım. Gezide nasıl yürüdüler? Hayır Macron'a sinirlenip niye çıksın benim buradaki insan? Tamam onlar Macron'a çıksın bunlar Erdoğan'a karşı çıksın diyor işte. Sinirlendirecek bir şey yapmadı ki adamcağız ya. O zaman madem öyle taciz şunu demek istiyor. Madem o kadar istiyorsun... Git Fransız konsolosluğunun önüne, yani önüne sarı yelek giy. Bak bu sarı yelek giy. Bu kafa şöyle bir kafa. Efendim ikisi de dalda biter, ikisi de sarıdır, ikisi de aynıdır diye affedersin. Portakalla limonu aynı zannetmektir bu. Gezi ile Fransa'daki sarı yelekler arasında çok majör bir fark var hocam. Bu da nedir? Dün okudum bir kamuoyu araştırması yapılmış Fransa'da. %89 destek var sarı yeleklilere Fransız halkından. Gezi'ye Türkiye, Türk halkının desteği neydi ki? Millet terliği sopayı alıp dövmemek için onları zor tuttu kendini evinde farkında. Ama yine de en son meşruiyet, İstiklal Caddesi'ndeki yine de bu meşru şeyleri... olduğu anlamına gelmez. Bak, hayır söyleyeyim. Bak meşrudur değildir gelmez. Değil. Burada iki şeyi aynı düzleme çekip aynı şeyden aynı refleks var imasını yayıyorlar ya adamlar. Ulan İstiklal Caddesi'nde esnaf aldı en son süpürge sopasıyla kovaladı. Satırla canım. Şeyle... Satırla ha neyse ben diyemem. Pala. Pala. Valla bu Fransa'daki... Bu sarı yelekliler hikayesi üzerinden estirilen rüzgarın eninde sonunda gelip yine yabancı düşmanlığına, Müslüman düşmanlığına, Avrupa'da artık iyice alevlenen ırkçılığa gelip dayanacağını da göreceğiz. Şimdi bazı şeylere bakıyoruz yavaş yavaş bu işin rengi de netleşmeye başlıyor. İşte göç ve entegrasyon mesela politikası sorgulansın. Mesela Afrikalılar hiç katılmadı bu eylemlere ya orada. Şimdi, bu da ilginç. Onlar orada... 2005'te attılar gazını yazdılar ama... Çünkü doku biraz farklı galiba. Safkan, yani... Safkan Fransızcının dediği ortasından dolayı. Orta sınıf beyaz Avrupalı. Sağcılar var içinde çok. Sağcılar tabii yani. Marine Le Pen düşmanları. Zaten siyasi otoritesi şey, siyasi liderliği Marine Le Pen galiba yani. Hani... Ama işte... Yani şimdi biz burada ne güzel Paris'i yıkıyorlar. Zamanında bizdeki bu gezi ayaklanmasına destek vermişlerdi. Görsünler bakalım oh olsun nazarıyla bakabileceğimiz bir mesele değil. Vandalizm, sokak terörü. Kusursuz onu söylüyor evet. Her yerde kötüyse ona meşruiyet kazandırmaz kötü, ediyor İstanbul'da zaten. Da evet. Kötü yani. Kötü. Peki tamam o zaman şuradan devam et. Madem geldik sarı yelekler gezi benzerliğine. Şimdi günün en sıcak gelişmelerinden biri. Daha sonra bu dönemin diyelim daha doğrusu. Osman Kavala soruşturması derinleştikçe 2013'ün kurgusundaki aktörler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan işte biri Can Dündar, hatırlıyoruz Can Dündar, oğlum kaçırıldı falan diyordu değil mi? Evet ya öyle bir tweet attı oğlum kaçırıldı falan dedi. O da o hikayenin bir parçası oldu. Biraz daha direnirsek sonra. Avrupa Birliği kararıyla hükümet onlar düşecek diyenler oldu. Bir de Mehmet Ali Alabora. Şimdi Mehmet Ali Alabora hakkında da Can Dündar hakkında da tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarıldı. O CHP'li ne ki Adnan Keskin Ankara'da Aylin isimli bir genç kız paletlerin altında ezilerek öldürüldü diye Halk TV canlı yayınına bağlanıp provokasyon yapan Adnan yaptı. Keskin de ihmal edilmemeli yani. Barış arkadaş dedim ya. Açık provokasyon. Barış arkadaş benim yayınımda İstanbul'da söyledi. İstanbul'da çok yapılıyor. Tabii. İş adının tepesinden dedi bir çocuğu attılar aşağı dedi. İşte bunlar ihmal edilmemeli. Kolay olmamalı ya. Çıkıp biz şimdi buradan şurada şunu öldürüyorlar. Ey ahali toplanın hak adına adalet adına hadi gidelim şuna engel olalım. Ya bu böyle... Kolay bir şey mi bu ya? Tabii. Ya bu bedava olmamalı yani. Mehmet Ali Alabora meselesinde yine o günleri bir daha hatırladık. Diyorlar ki ya Mehmet Ali Alabora'nın bu süreçteki rolü nedir? Şimdi bu adli süreçler, hukuki süreçler, savcılık soruşturmaları yani işin
soruşturma safahatı, kovuşturma safahatı, mahkeme süreci. Yani esasında ben prensip olarak bütünü görmeden, yani bütünü görmeden şeyi çok sevmiyorum. Yani acil yorumlar yapmayı, peşin yorumlar yapılmasını çok doğru bulmuyorum. İyi dediğimiz şey kötü çıkıyor, kötü dediğimiz şey iyi çıkıyor. Genel olarak, yani genel fotoğraf itibariyle hani oradaki şey nedir? İşte illiyet nedir? Atılı suç nedir? Onun kanunlardaki karşılığı nedir? Onlar nasıl bir savunma yapıyorlar? Delil durumu nedir vesaire? Bunlar teknik konular. Bilemem bunları yani. Bilemeyiz. O yüzden bununla ilgili net bir şey söyleyemem. Rolü nedir filan diye ama. Yani gözümüzün gördüğü ve canımızın yandığı noktaları biz bir yorumcu olarak, yorumcular olarak değerlendirebiliriz. Öyle de bir imkanımız var. Yani o hukukun şeyine de girmeden, yani devam etmekte olan yargılama süreçlerini de etkilemeksizin. Yani o da iyi bir şey değil. Şimdi devam eden yargı süreçlerine o yönden ya da bu yönden işte etki yapmak. Çünkü savcı çalışmış, kolluk kuvveti çalışmış, karşı taraftan savunma kısmı o çalışmış filan, orada mahkeme heyeti bunun kararını verecek. Ne olacağı ortaya çıkacak. Neyse. Ama gözümüzün gördüğü net şeyler var. Peki biz bu değil, bunu provokasyon var. Olmaz mı? Açık efendime söyleyeyim, bu ülkeyi bölme, parçalama, bir iç savaş çıkartma hevesi var. İnsanları birbirine düşürme kaygısı var. Yani gücünü, meşruiyetini demokratik usullerden almaksızın gücü ele geçirip iktidarı, seçilmiş meşru hükümeti devirmeye dönük hevesler var. Çabalar, çağrılar var. Ekran dolusu var. Gazete sayfaları dolusu var. Binlerce, milyonlarca tweet var. Şu var, bu var. Bunları da gözümüz görüyor. Ha, bunları savcı bakar, değerlendirir. Kanundaki karşılığı şudur, budur. Efendim bu casusluk mudur? Vatana ihanet midir? Örgütlü bir terör suçu mudur? Sokak terörü müdür? Nedir? Bunun adını adli merciler, yargı mercileri koyar. Bakarız ama ben burada sade bir vatandaş olarak, bir bağımsız gazeteci olarak, sen o mi? Günleri de yaşamış bir insan olarak böyle adam diyor ki... çıkacak orada. Çıkartmaya bir iç savaş çıkacaktı. Yani bunu çıkartmak için 92'de Gazi'de olanlara benzer bir şey. Tabii oraya denemesi yapıldı yani. O işi dinamitlemeye çalışan bir sürü insanlar filan, bunlar çıktılar yani. Allah'tan bunları bizim gözümüz gördü. Akıllı adam. Ya çok şükür. Akıllı yani ve ferasetli bizim adam. Bizim Kürdümüz de, bizim Alevimiz hayır, de. Hayır, şeyim yok. Bizim hani tabii. Bak bir şey daha söyleyeyim mi? Hani geçtik işte Kürdümüz, Alevimiz olmadı falan. Yani hani kaç deneme geçti? De, kaç deneme? Yani bizim Kürtlerimiz tabii. Ve Alevilerimiz çoğunluğa dahil ya. Tabii. Ya aslında bizim azınlığımız da yok. Ya yok, Aragüler'i daha yeni defnettik. Şimdi ya, Aragüler azınlık mı Allah aşkına ya? Abi Aragüler azınlıksa eğer yani. Biz neyiz yani? Biz neyiz? Bir de Türk bayrağına sarıldı. Türk bayrağı. Yani Aragüler azınlık mı? Bizim azınlığımız da yok. Biz de böyle belli bir hain grubu var. Evet. O kadar yani. Arıza çıkartmaya çalışıyor. Yoksa bizim Aleviymiş, Sünniymiş, efendime söyleyeyim Ermeni kökenli, Rum kökenli vatandaşımızmış falan filan, böyle bizim azınlığımız da yok zaten aslında. Bu oyuna gelseydik şimdi yok çoktan yani. Bir sürü şey ama bizim bir hain kontenjanımız yani. Var. Tabii, bak, var belli o sayıda var. O hep yerde orası. Bak burada bir şeyi methedeceğiz. Öyledir değildir. Bu adamın bir aidiyeti var. Tamam. Kimin? Azınlık çoğunluk olarak düşünmüyorum ama aidiyet olarak Alevi. Alevi kültürü nedir? Yazılı olmayan, aktarılan bir kültürdür değil mi? Bir aktarım kültürüdür. Yani burada bu nasıl bir irfan aktarılıyorsa, bir adam üzerinden 50 senedir çalışıyorlar. Çorum'u mu, Maraş'ı mı? Ya 50 senedir 70'ler 40 oldu. 40 oluyor değil mi? Sivas'ı mı? Tokat'ı mı? Hangi birini sayarsan İstanbul'u hiç sayma, Gazi'yi falan ok meydanı. Gazi Mahallesi'nde hep onu diyoruz ya. Abi o zamanın görüntülerini izliyorum hala. Tüylerim diken diken oluyor. Nişan alarak ateş eden bir polis olur mu ya vatandaşına? Yani bu adam... Abi o zamana aranda... gerek yok. Şunu hatırla. Hmm. Gezi'de... Cemevi'nin bahçesine nişan aldı ki risk almayayım cenaze diye. Cenaze günü değil mi? Risk almayayım yani. Tabut başındaki. İlla ki bir Alevi vuracağız. Hani yanlış birini vurmayalım diye Cemevi'nin bahçesine tamam, nişan aldı.
fada adam demez mi ki ya yeter illallah ben de şey yapıyorum demiyor. Maşallah. Yani takdir etmemiz lazım, evet. Teşekkür etmemiz lazım. Bak bir şey söyleyeyim Kurtuluş. Gezi, bir Kurtuluş bir müsaade et. Gezi polis kılığındaki FETÖ'cülerin bir organizasyonuydu. Doğru. 15'te asker kılığındaki FETÖ'cüler. Aynen. Gazi Mahallesi'ndeki polisine falan filan ben Türk polisine bir şey haşa ki demiyorum. Evet. FETÖ. Tabii. Yani orada o çadırları yaktıran yakanlar falan. Tabii. Emniyet müdürü yardımcısı şey FETÖ'cü oldu, ortaya çıktı, girdi içeri yatıyor. Tamam. Ya bu geziye değineceğim. Gezi olaylarına. Ona değinmeden önce Fransa'ya bir gitmek istiyorum. Git. Bence Macron'un başını yakan fotoğraf bu. Gösterebilirlerse. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la öyle el ele tutuşup fotoğraf vermek. Ekranı açsana elini. Merkel de bugün gitti. Macron'un başını yakan fotoğraf. Yani bu el ele fotoğraf İstanbul Zirvesi'nde bu ittifak Macron'un, bakın iki aktör eksildi. Putin, Merkel, Macron ve Merkel Sayın Erdoğan. Merkel bırakacağını açıkladı. Bravo. Macron'un başına da bu olaylar geldi. Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti Gezi olayları olduğunda? Demişti ki ya bakın bu sizin başınıza da yarın gelecek. Bunu söylerken yani rastgele bir temenni değildi. Mesele şuydu. Bu Gezi olaylarını organize eden küresel bir güç var. Doğru. Bugün bizden rahatsızlar. Bizi operasyonu çekiyorlar. Yarın sizden rahatsız olduklarında sizi operasyonu çekecekler. Doğru. Gezi'deki, Fransa'daki, Paris'teki olayları da akaryakıt zammı diye tabii bütün haber bültenleri böyle geçtiği için olayı daha kafadan bir karartıyorlar. Hayır. Akaryakıt zammıyla şuyla buyla ilgili bir ayaklanma değil. İstanbul'daki çevreci olaylarıyla yok 3 tane ağaç kesiliyor diye de çıkmadı. Bunun yani İstanbul'daki olaylar, ağaçlar sökülüyor ya da başka bir yere taşınıyor diye çıkmadı. Uzun bir süre enerji yüklediler belirli kesimlere. Bunun öncülüğünde gizli FETÖ'cü polisler tabii yaptı. Medya yaptı. Buradan böyle kendilerince bir sinerji ortaya çıkardılar. Bir gezi olayı meydana geldi. Ha, burada bizim en büyük sıkıntımız şuydu. O günlerde gezi olayını gerek medya ve gerekse devlet çok farklı saptırma içerisinde değerlendirmek zorunda kaldı. Ne demek o? Gezi'yi çözemezseniz, çözemediğimiz için 17-25 Aralık geldi, 15 Temmuz geldi. Gezi çözülebilseydi, yani aklı başında bir devlet analizi yapılabilseydi, ya bu ciddi bir küresel operasyonun işareti. İşaret fişeği. Burada bir şeyler yapmak istiyorlar. İşaret burada fişeği dediğin bir... zaten olayların içinde oldu ki Gezi. Ukrayna vardı hatırlıyorsan. Brezilya vardı. Doğru, aynı tarihlerde. Işte, doğru. Hepsi beraber. Hatta Suriye. Bakın tabii. Devlet eğer Gezi'de ya buraya bir operasyon çekiyorlar sahiden. Buna dört dörtlük inansa tedbirlerini alacak. Alamadı 17-25 Aralık ama yani. Ama niye o analizi yapamadı? Çünkü devlet zaten onları elindeymiş. Tamam bir kısmı öyle. Analiz kısmı da öyle biz çözdük. Yalnız büyük kısmı da öyleymiş yani. Hayır. Dönemsel olarak Allah öyleymiş Allah. Diyelim kendimizi öyle. Rahatlatalım. Bence yani. O öyle değil bakın öyle FETÖ devlet FETÖ'nün elindedir. Hayır öyle bir şey var mı ya? Seçilmiş hükümet var Ankara'da öyle bir şey var mı? Doğru. İstanbul bak şunu yanlış takılıyorsunuz. Peki. Olayların çıkması değil. Olayları çıkarabilir FETÖ. Mesele olayların çıkarılmasında değil. Gezi olayla ilgili ya bu ülkede bunlar bir darbenin peşinde. Önce sivil bir darbeye kalkıştılar. Doğru. Gezi'yle. Bunu başaramadılar. Bunun ardından askeri darbe gelecek. Ya bak 17-25 Aralık geldi onu da yapamadılar. Çukur terörü var onu da yapamadılar. Ardından askeri bir darbe gelecek. Peki niye darbeyi 22-45-23'te Cumhurbaşkanı başka yerlerden öğrendi? Gezi'yi çözen akıl, devlet aklı darbeyi görememesi normal mi sizce? Yani devlet eğer çözseydi Gezi'deki olayı herhalde o darbenin üst akıl saat kaçta nasıl olacaktı görürdü. Burada bence mesele şöyle bunu sağlamasını yapalım. Niye 5 yıl sonra çıktı bu Gezi iddianamesi? Evet bu önemli. Biz ne değişti değil mi? Gezi'yi yaşadık. 17-25 Aralık'ı yaşadık. 15 Temmuz'u yaşadık. Ardından güney sınırımızdaki
oluşumları gördük. Ekonomik saldırıları. Sonra Gezi'ye geri döndük. Tabii ekonomik saldırılarla karşı karşıya gelince bu işin yine başına döndük. O zaman döndük. Niye 2013'e döndük sorusunun cevabını az sonra verelim. Bir ara verelim. Oradan döndükten sonra bu soru çok kritik. Yani biz Gezi yargılamaları oldu, işte çarşı iddianamesi falan ayrı ayrı da yargılamalar da oldu. 2050'de de gitseniz buraya dönmek zorundasınız. 2013'e dönmek zorundayız. Tabii dönmek zorundasınız. Peki çok kısa bir ara. O çok kısa aradan sonra döneceğiz. Gezi'yi birkaç değişkeniyle beraber de değerlendireceğiz aynı zamanda. Ali Koç Kılıçdaroğlu'yla ne görüştü? Ali Koç Kılıçdaroğlu'yla ne görüştü onu bize açıklayacak. Orada çok önemli başlıklar. Fenerbahçe'ye orta saha lazım ya Kılıçdaroğlu. Muhtemelen. Çok kısa bir ara sonra buradayız. As mesele devam ediyor. Geldik en esas meseleye. Bize açıklayacak mısın Ali Koç'la Kılıçdaroğlu ne konuştu? Şimdi mesele şu. Biliyorsun Sayın Kılıçdaroğlu bir futbol uzmanı. Biliyor muydun onu? Bilmiyorum hocam. Nereden yani, Sayın Kılıçdaroğlu. Yeni bilgi mi? Tabii. Ben Kılıçdaroğlu futbol maçı izlerken bile görmedim hiç. Şöyle. Dördüncü amatör kümede sosyal sigortalar takımında değil mi? Bak ben belgelerle konuşuyorum. Bir şey söyleyeceğim. Hangi takım tuttun söyle bana. Dersim Spor ne? Şimdi bak. Hangi takım tuttun söyle önce? Kılıçdaroğlu. Ahmet. Kılıçdaroğlu. Ahmet mi dersin mi? Bakın beyler Ahmet. Çözemediğiniz dersim nokta şurası. Algılayamadığınız yer şurası. Kılıçdaroğlu'nun dehasını siz algılayamıyorsunuz. Ben algılıyorum. Kurtuluş algılayamıyorum. Algılayamıyorsunuz. Aha. Sen çözdün. Yani, algı çözdüm ben. Sıkıntı var. Orada dedi ki Kılıçdaroğlu. Lefter dedi çok iyi bir kaleciydi. Dedi vallahi. Tabii. Vallahi onu dedi ya. Bak bunu ben bile... Niye dedi? Bunu ben bile bak bir şey söyleyeyim ama sana. Ama niye dedi? Bu hatayı ben bile yapmam ya. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Yanarım yanarım. Neye yanarım biliyor musun? Bu adamcağız CHP Genel Başkan ya. Bu adam CHP Genel Başkanı olmasa atarız şuraya bir tabure buraya da gelir. Millet tam bir şey olur ya. Esas meselelik adam değil. Uyar aslında bize. Ya haftanın tam fıkrası mıkrası. İki saat göbeğimi çatlatmam ya. Defter çok iyi kaleciydi falan. Defter çok iyi kaleciydi. Bak, mesela değil mi? Daha güzel fıkra adam olabilir kadroya giremiyor falan. Taceddin bin tane fıkra anlatsa bundan daha komik bir şey söylemiş tek cümle. Olamaz. Tek Defter. Cümle. Lefter çok iyi bir kaleciydi dedi mesela. Tek bitirdi. Işte. Bilerek mi söyledi? Adam, ama niye söyledi bunu? Övmek için beni gömdü ya. Bakın niye... Hayır. Sen de ona patates benzetmesi yap. İşte ya, budur hocam. Sen de o Sakaryalı. Sakarya ayva. Patates. Sakarya ayva. Kabağımız var, ayvamız var. Ama ayva sizin ayva. Yani... Esas ayva. Evet. Güller de var ama Geyve'nin gülleri. Arkadaşlar. Kaynatıyor muyuz biraz? Kaynatıyorsunuz. Biz tarihi gerçekleri... Sana sebebini söylüyorum. Yani gizli reklamdan döndük bilgiler. Ya. Rating artsın diye bekliyorum abi ben. Yani çok önemli bilgiler koyacağım. Rating gelsin yani... Reklamda giden izleyici geri peki, gelsin peki Kılıçdaroğlu neden Lefter için çok iyi bir kalecidir dedi? Hiçbiriniz analiz ettiniz mi bunu? Ki öyleydi. Ha, mevzu şu. Şimdi futbolda gizli santrafor var. Var mı? Gizli santrafor diyorlar mesela. Yusuf da bilir. Yusuf var değil mi gizli var, santrafor? Var tabii. Beşiktaş'ta Pepe öyle peki, atıp gizli duruyordun. Santraforun olduğu yerde gizli kaleci niye olmasın? Lefter ya. Kaleciydi. Yıllarca gizledi kaleci olduğunu mesela. Ya. Mesela bak, kaleci çıkarmış kaleci kırmızı kart görünce futbolculardan tabii, birisi kaleye geçmek olur. Zorunda. Şimdi durum Lefter böyle o zaman olunca, geçebilir. Şimdi durum böyle olunca Sayın Ali Koç Fenerbahçe Kulübü Başkanı o da muazzam başarılı. Yani Fenerbahçe biliyorsun. Üçüyor. Şampiyonluklara yarışıyor. Yani böyle bir acayip gidiyor. Ama yani Ali Koç geldi geleli her maçı derbi tadında izliyoruz. Sen Fenerli misin? Ben de Fenerliyim. Evet. Yani bunu abi üzgünüm. Değilim Zonguldak Sporluyum dedi ya iki hafta. Şimdi hayır ama şimdi sen Sarı Lacivert Papyon'u görünce fikrim değişti. Şimdi arkadaşlar bakın Ali Koç şöyle bu başarılı. Bu arada Cemil Barlas'ın tweetiydi bu da yani ilk baz olmasın yani. Bak şöyle. Cemil Barlas'a selamlamış evet. Olalım. Ersoy, marşlar yazılıyor Fenerbahçe'ye. Bak bu süreçteki bu muazzam başarısından dolayı Galatasaray taraftarı marş yazıyor. Kümede kal Fener. Var ya kümede. Ya tamam sen hayır. Şimdi tamam, bir şey. Bak Taceddin'i uyarıyordun. Bu potu ben kırsam linç ediyorlar seni hayır. Bizim yüzümüzden bir dünya ama şey derdi. Ama gerçek bunlar. Şimdi burada Fener benim tahminim şu. Ben savunmuyorum Ersoy, sizin. Bak benim tahminim biz şu. Biz bu kadar hakareti hak edecek ne yaptık bak, hocam ya? Bak benim tahminim şu. Bir Sakaryasporlu olarak biz Fenerbahçe'yi severiz. Sakaryaspor'da biz birinci ligdeyken her seferinde yeniyorduk Adapazarı'nda. O da aynı bir mesele. Durmayacak. Şimdi bak, verdikçe veriyor. Verdik. Şimdi bu Fenerbahçe düşmanlığı nedir değil, hocam sen? Değil. Ben Sakaryasporluyum. Bak bütün Fenerbahçelileri hiçbir şey yaparım. Yok severim. Hepsini seviyorum. Sabaha kadar Twitter'ım şimdi durmaz. Bak, Sayın Ali Koç baktı. Bu Kılıçdaroğlu'nda muazzam bir kabiliyet var. Yenildikçe güç kazanıyor. Kaybettikçe koltuğunu sağlamlaştırıyor. Baktı Fenerbahçe'de habire yeniliyor. Ya dedi bunu yeryüzünde başarabilen tek adam Kılıçdaroğlu bence randevu istedi. Dedi ki Kemal Bey bu işin sırrı nedir? Bence o görüşmede
Yani böyle bir şey var. Bu maçın tek kaybedeni Başakşehir'dir diye bir açıklama mı yapacak Ali Koç'un yakında? Yani ben taktik almıştır diye düşünüyorum. Taktik almıştır diye düşünüyorum. Mesela çünkü Başakşehir şampiyonluk kupasını kaldırıyor. Bu ligin tek kaybedeni Başakşehir'dir diyecek değil mi şimdi? Fakat yani ben derse, size bir şey diyeyim mi? Eğer derse hiç o zaman olmaz. Biz deriz ki Sayın Ali Koç Kılıçdaroğlu'nun bu muazzam dehasından bir hisse alabilir. Hocam tam 8 dakikamızı yedik. Kültürel çevirme diye bir şey var abi. Kültürel söyleme de mahalle. Şimdi ne antropologların tahminlerimi söylüyor. Kültürel çevirme diye bir kavram vardır. Antropologlar kullanır. Bir kültürü başka bir kültürün içinde okumak demektir. Şimdi bu futbol memleketimizde bazı şeyleri öyle dönüştürüyor ki bugün Sergen Yalçın ki Alanyaspor'un teknik direktörüdür dedi ki bu VAR sistemi geldikten sonra gole sevinemez olduk arkadaş dedi. Hakem hemen gidiyor videoya bakıyor gol müydü değil miydi? Var mı acaba bitiyeni falan diye. Şimdi öyle bir şey ki bu futbol kültürü siyasetin içinden okunmaya başladığında 31 Mart seçimleri Haziran'dan evvel sonuçlanmaz. Ben sana diyeyim Ersoy abi. Evet. Offside vardı bilmem ne vardı o VAR sistemi falan var ya. Zaten çoğunlukla mahkemeye gidiyor. CHP mahkemeye tabii taşıyor seçimleri. Çoğunlukla o hikayeleri sürdürmeye çalışıyorlar. Ya nereye yani taşırsan taşır. Muharrem İnce çıktı. Bu VAR sistemi yaktı bizi. Muharrem İnce bir mesaj attı. Adam kazandı. Kaç milyon fark var. Neyin hesabını yapacağız dedi. Bitti iş yani. Referandum yani hala sürüyor mahkemede. CHP mahkemeye taşımıştı. Ya nereye referandum gidersen git. Yani hala aradaki mahkemede devam ediyor. Sonuca yani aradaki fark Avrupa nüfusu kadar ya. Yani nasıl ne yapacaksın yani? Nasıl kapatacaksın? Yani dava açmakla falan bu kapanacak bir fark olsa hani aç da. Şimdi futbol demişken ama şunu eklememiz lazım. Siyasete futbol literatürünü uyguluyoruz ya. Seçimler var. Yani İstanbul'da AK Parti, Ankara'da, Ankara ve İstanbul'da çok iddialı, Türkiye'de çok iddialı. Maç 90 dakika, hakem düdüğü çalmadan maç bitmiyor. Seçimde de yani 31 Mart günü millet sandığa gidip oyunu atacağı zamana kadar AK Parti'nin hiçbir şekilde işte ittifak içerisindeyiz. Zaten Sayın Erdoğan'ın da karizması imajıyla biz bu seçimleri kazanıyoruz gibi bir algıya kapılmadan 31 Mart gününe kadar sokak sokak mahalle mahalle gezip bu seçim sürecinin hazırlanması ve çalışması lazım. Maç 90 dakika bize bitmeden olmaz. Yusuf bize bakıp gevşemesinler mi diyorsun? Bizdeki artık şu rahatlığa keyfe bakıp filan gevşemesinler mi diyorsun? Kesinlikle bu anlamda çıkartmak lazım burada. Mustafa abi çaylara ne koyuyorsa ben buraya geldikçe böyle oluyorum. Neşeleniyorsun değil mi? Trafikte çok gergin adamımdır ben. Ama sadece işte trafikte mi? İstanbul trafiği çok kötüymüş ama. Aşk olsun. Sen benim de gerginliğim mi gördün? Yok canım ben. Ya bir de bir haber dolaşıyor. Öğrenci akademide belki olabilir yani. Sosyal medyada bir haber dolaşıyor da şu sıralar. Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz'in yoğun bakımda olduğu, ağır durumunun ağır olduğu, hasta vefat oluyor etmiş sen olabileceğini falan. Sen iletişim okumadın mı üniversitede? Adam bilfiil kral mural değil ki adam orada biblo gibi bir şeydi. Ama adam işte ölsene, bunun çok ölmesene ciddi sonuçları olur. Olabilir. O çok önemli sonuçları bir şey yani. Evet. O, yani kral hakikaten ölürse belki de başka bir şey konuşuyor olabilir. Ben bu şeyle Cumhuriyete alakalı geçiliyormuş Suudi Arabi. Senin araya giderken bir soru sordun. Bu Gezi Parkı süreciyle evet alakalı. Bugünle kıyaslayarak falan. Ben oraya şunu eklemek. Kurtuluş dedi ki 2050'ye de gelsek 2013'ü anlamadan önümüze bakamayacağız dedi. O çok önemli bir kesinlikle yerde bıraktı. Kesinlikle. Ben çok güncel bir örnekten ve hareketle 2013'ü de hocam ikisini beraber alabilir misin peki? Yani almalı mıyız daha doğrusu? Evet. Hem 2013 Mart silah bırakma çağrısı ve sonrasında yaşananlar. Hem de 2013 Mayıs Haziran Gezi. Peşinden de zaten 2013 Aralık yargısal darbe girişimi. Yani öyle bir sene hani tıpkı 1993'ü biz nasıl gizli darbe senesi tabii diye kodladık. Hani 2013'te böyle enteresan bir şey oldu bizim tabii için. Şimdi şu güncel örneği verelim. Bence buyurun, bu çok anlamlı. Yani Gezi'yi de anlamamız için, Gezi sürecindeki o FETÖ yapılanmasını anlamak için de önemli. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye bu FETÖ'cülerden, gayrimilli unsurlardan bir temizlenme, arınma süreci içerisinde ve bu ciddi ölçüde başarılı olduğunu ben düşünüyorum. Özellikle yargıda, emniyette, MIT'te falan baktığımızda ciddi bir başarının olduğunu söyleyebiliriz. Bunu çok somut bir şekilde bence bu Cemal Khashoggi cinayetinden sonra yaşanan olaylarda gördük.
2 Ekim'de İstanbul'da Suudi Konsolosluğu'nda öldürüldü ve orada bir ses kaydı var. Peki bu ses kaydının olduğu Sayın Erdoğan tarafından ne zaman açıklandı? 10 Kasım'da Fransa'da açıklandı. Arada geçen yani bir aydan fazla bir süre var. Yani 40 günlük bir süre var. Ve bu 40 günlük süre içerisinde bu ses kayıtları Türkiye'de birileri tarafından sızdırılamadı. Hala da sızdırılabilmiş değil. Evet. Hala da herhangi bir medya organına, Türkiye karşıtı bir medya organına, Erdoğan karşıtı bir medya organına içeride veya abi dışarıda sen sızdırmayı boş ver. Sızdırılabilmiş değil. Sen sızdırmayı boş ver. O delilleri Ankara'ya gönderirler miydi? Bu da çok önemli bir soru. Dolayısıyla göndermezlerdi, kendileri arşivlerdi, başka bir şekilde bunu kullanmak için. Dolayısıyla şu noktadayız. FETÖ'cüler, yani devletin içerisinde siyaset ülkeyi yönetiyor ama devletin bürokrasisinde gayrimilli unsurlar olduğunda ve bunlar size çalışmadığında, istihbarat anlamında size çalışmadığında siz ne kadar yatırım yaparsanız yapın, ne yaparsanız yapın, sizin bir yerde o büyük açığı kurtarabilme şansınız yok. Ama şu anda bu açığın büyük ölçüde kapandığını görüyoruz. Bu yüzden Gezi Park şiddet eylemlerinin içerisinde o bizim biraz önceki kısımda bahsettiğimiz küresel bir aklın bulunduğu, bu küresel aklın da Türkiye'deki taşeronunun FETÖ olduğu, FETÖ'nün de başka birilerine çalıştığı gerçeği çok net bir şekilde şu an karşımızda. Biz bugünü iyi tasarlayabilmek, iyi yorumlayabilmek, bundan sonraki geleceğe daha güçlü kuvvetli adımlar atmak istiyorsak Gezi Parkı sürecindeki o çatlak yapıyı, o bilgi sızdıran yapıyı da çok iyi analiz etmemiz lazım. Bu yüzden şu anda Gezi Parkı'na doğru yeniden bakılmaya başlandı ve o süreçte rolü olan, özellikle bu rolün, ben böyle çok fazla o davaların işte çok böyle aşağılara doğru sarkacağını düşünmüyorum. Bu rol, yani işte bir Soros hikayesinden bahsediliyor. Soros meselesinden bahsediliyor. Bu Soros meselesi varsa, bunun Türkiye'deki temsilcisi kim ve bu temsilci kimse onun üzerinden Gezi Parkı şiddet eylemlerini organize eden isimler. Onu savcı sen, doğru gidiyor değil mi? Yani sen, doğru yol üzerinde değil mi? Ya şu an öyle görünüyor. Sen Mehmet Ali Alabora'dan bahsettin mesela. O da çok kritik bir işlev görmüştü Gezi'nin en başında. Hayır, Gezi'nin en başından da daha önce. Yani savcının suçlamasına baktığınız zaman orada 2011 senesinde 2011 aynı zamanda şeyin başlangıç tarihidir. İşte Arap uyanışının başlangıç tarihidir. Arap Baharı. Şimdi orada mesela Ayaklan İstanbul diye bir klip çekiyor. Bir işte diyelim ki kısa film diyelim. Ve bu Ayaklan İstanbul kısa filminin sahnesi Gezi Parkı. Kim çeken abi? Mehmet Ali Alabora. Öyle mi? Ve Pınar Öğün. Eşi, yani şu anda beraber oldukları. Tiyatro olarak İstanbul'da birkaç yerde oynanıyor sanki böyle bir yani şey. Hayır, o tiyatro sonra, o Mi Minör, o başka bir oyun ama daha Gezi kalkışmasından 2 sene önce bu Ayaklan İstanbul diye bir klip çekiyorlar. Klip çektikleri yer Gezi Parkı. Gezi Parkı'nda çadırlar var falan, şu var bu var falan. Ve orada işte bunun bir isyan olduğunu falan vurgu yapan böyle bir çağrıda bulunuyoruz. Bir sokak çağrısında bulunuyorlar. Gezi Parkı'nda tam da. Bahsettiğiniz Mi Minör yine işte siyasi ögeler içeren ve işte Gezi kalkışması sonrasında efendim, diktatöre direnilmesi gerektiğini anlatan falan bu temalı bir oyun. Ve bu bütün bu şeyleri savcı bunların incelenmesi lazım diye bakıyor meseleye. Tabii. Hani nereden fonlanmışlardır? Bunları yapmak için parayı kim vermiştir? Orada bir akış var. Bir de mesela çok hızlı şöyle bir şey olmuştu Gezi Parkı'nın ilk günlerinde. Küresel ölçekte dünyaca tanınmış önemli sanatçılar, aktörler bir anda arka arkaya Gezi Parkı ile ilgili mesaj vermeye başladılar. Türkiye'deki mesela bazı sanatçılar koro halinde Gezi Parkı lehine ve işte AK Parti hükümetini eleştiren çok sert açıklamalar yapmaya başladılar. Bunların bu küresel reklam ajanslarıyla bu nasıl bir ilişkileri vardı? Nasıl o ilişki, para akışı özellikle takip edilebilirse orada ciddi bulgular elde edilebilir. Ama buralarda sınırlı kalır diye düşünüyorum. Yani para akışı nereden geldi? Kime gitti ve o nasıl yayıldı?
Bunu, bu kısım çok önemli. Bunu çözmek önemli. Yani evet. O dönemin ajan provokatörleri kimse bulunup yargılanmalı. Kurtuluş hep biz yargılandık biliyorsun değil mi? Evet. Yani bu adam Gezi'de şu rolü oynamıştır dedik. Ona kimse dokunmadı. O evet. Beni itham etti diye dava açtı. Biz yargılandık, cezalar aldık. Tabii o gün o günden itibaren aslında hepimiz medyadaki herkes şöyle bir dengesizliği fark etti. Ya bu nasıl bir yargı? Hep bizi yargılıyor. Niye bu böyle sürekli aleyhimize dönüyor? Açık açık. Ben daha açık diyoruz ki Gezi dış operasyon, dış kaynaklı bir operasyon. Cumhurbaşkanımızın ülkenin yönelik... lideri olarak söylediği sözün aynını gazetede köşemde yazdım. Ondan çok ağır bir cezaya çarptırdım. Evet. Ya onu hani mesela bu Cumhurbaşkanı tarafından yani Başbakan tarafından söylenmiş bir sözdür referansına vaktin yargısı kabul etmedi yani. Ya onun da çarptırılması gereken cezayı sana yaptı adam kendince. Tabii. Ya yargı, Nuh o Mete dönemin Yüksel'in yargısı bir şeyi vardı. Nuh niye gündeme getirmedi neydi bunu? Öteki? Yekta Güngör Özden dedi ki, çıksa APO dedi. Hı. Ordular PKK ilk hedefiniz Akdeniz dese dedi. Bu sözü dedi masum mu göreceğiz dedi. Erdoğan tabii ki okuduğu şiirle şeydir. Milli Eğitim kitabında bravo. Da yer alsa dedi. Militan demokrasi. Mantığa baksana. Militan ya. Demokrasi. Evet özür dilerim. Yani o dönemin yargısı ortada bir darbe soruşturması yürütmedi. Bir kalkışma yürütmedi. Hı. Ya bu gösteri ve toplanma özgürlüğüyle ilgili geleni bir de şöyle oldu. Biliyorsunuz gözaltına alanları arka kaptan bırakıp tekrar sabah saldılar. Saldılar tekrar eyleme. Ondan sonra vaktin valisi çıktı. Tabii. Cıvıl cıvıl kuş sesleri bunu arasında. Bunu bizim çözmemiz gerekiyordu. Yani. Bakın bunu çözmemiz gerekiyordu. Burada işi başka yani bir bu işi sulandırmadan, bu işi saptırmadan, evet. Bu iş kin meselesidir, tabii, öfke tabii. meselesidir. Kinlerini alamadılar gezicilerle demeden bu işi çözelim. Bu ülkedeki o bahsedilen network'u bir anlayalım. Millet de anlasın. Bak mesela şimdi bunları... bir arkadaşım bana bilgi gönderdi. Mehmet Ali Alabora. Gezi'den hemen önce kendisine bir ödül verilecek diye davet etmişler. Ödülü de yetkililer verecek. İşte vali vesaire, emniyet müdürü falan da orada. Ödül törenine icabet ediyor. Otele kadar geliyor. Sonra kürsüye çıkıp ödülü almayı reddediyorum diye. Almayacaksın evet. Ödülü niye gidiyorsun madem oraya? Yani evet. Çok sistematik bir şey işlemiş orada yani. Bu ülkeyi yani. Bu ülkeye kastedenlerin nasıl bir organizasyon içinde olduklarını, kimleri kullandıklarını ben teorik olarak bir kavrayalım diyorum. Bu iddianamelerin, bu evet. tür soruşturmaların böyle bir faydası olabilir. Dediğim gibi bu mesele kin, intikam, işte kapanmış bir takım defterleri yeniden açma meselesi değil. Gezi olayının arkasındaki küresel gücü bir görelim ya, bu küresel örgütü görelim. Bu küresel bizim için bir tehdittir yani. Bu buradaki tehdittir. Şeyi kim? Ha, buradaki Sacaya. Uzantıları kim? Kimleri kullanıyor? O böyle uyanık sanatçılar var tabii uyanık ama kimisi ajan ve provokatör olanlar ki onlar iddianemeye giren daha çok onlar bir sürü sanatçı adıyla isim tabii bu işlere şu tarafı da var girdi. Yani o para akışı var küresel ölçekte yani küresel işte o Sorosçuluk üzerine bir para akışı var. Türkiye'de de bu Gezi Park eylemlerini topluma anti-emperyalist bir yaklaşım gibi evet. sunmaya çalışan epey bir kadro da var. O kadronun tamamının şimdi yargının işte o belli iddianameleri hazırladığı ve işte bir isim az önce zikrettik. Ya, o isimle alakalı tam da emperyalizmle ve o küresel akılla ilişkili bir boyutta bu davanın yargılamanın devam ettiğini görüyoruz. Gezi'den önce Türkiye'deki makroekonomik göstergeler, kurlar, döviz fiyatları, borsa, IMF'ye borçlar bitti. Büyüme. Faiz oranları. En düşük oran. Onlara bakın. Gezi olaylarından sonra nereye gelmiş? Ona bakın. Aradaki şimdi, fark her şeyi anlatıyor. Tek seferde yüksek. Tek seferde. Tek seferde. Bakın dolar 1.70-1.80 bandıydı. Faizler %4'tü. Bir yani, sual sorulur. Şey diyor ki dünya gerçekten dönüyor mu? Dönse dünya ya hareket ediyor değil mi? Doğru. Bir ses çıkacak o kadar 300 bin kilometre falan süratle. Biz niye bunun sesini duymuyoruz? O kadar... gürültülü ki duyamıyorsun. O eşiğini aşıyor. Aşıyor. Yani mesela yine hoşuma giden bir şeydir. Said Nursi'ye soruyorlar. Allah neden gözükmüyor? Şiddeti zuhurundan diyor. O kadar görünüyor ki göremiyorsun. Vay. Çok görünüyor yani. Şimdi bizim Türkiye'deki sorunlarımız... Zahirinden batın. Ya eyvallah. O kadar büyük bir şeyimiz var ki. Gezi'deki her şey çok ortada.
15 Temmuz'daki her şey çok açık ortada. Biz hala 15 Temmuz'dan 2 sene geçti. Gezi'den 5 seneyi geçti. Fazlası oluyor. İnsanları bu işler Türkiye'ye çekilmiş bir operasyondur ikna etmekle uğraşıyoruz. Ve edemiyoruz, diyoruz, edemiyoruz. Ve hala da diyor ki mesela küresel bir operasyon olduğunu ve bunun arkasındaki örgütü ortaya koymalıyız. Yani çok önümüzde. O kadar önümüzde ki o yüzden kabul edemiyoruz. Ama Yusuf'un sorusunu şöyle tamamlayayım ben. Ne? Mantıksız çok geliyor haklı. Bize. Sonuna kadar çok haklı. Ona neden? İtiraz anlamında değil. İtiraz ithamıya katkı anlamında gerekirse soruyorum. Gerekirse de ederim canım. Hayır, neden? Neden çok lazım. Haklı? Çünkü adam şunu soruyor. Arkadaş sen Can Dündar'a tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarttın. Nerede Can Dündar? Almanya'da. Sen Mehmet Ali Alabora'ya tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarttın. Nerede Mehmet Ali Alabora? İngiltere'de. Hı. Arkadaşım bizim FETÖ'cüler mücella yapıcılarımız. Nerede? FETÖ'cüler nerede? FETÖ'cüleri bilmiyorum. Hayır, mücella yapıcılarımız, işte bir takım oda başkanlarımız, bir takım işte Taksim bilmem ne bileşenleri diye kurdukları illegal çetenin bütün mensupları şu anda ellerini kollarını sallaya sallaya sokakta dolaşıyorlar. Şimdi çok önemli. Çok gözümüzün ortada. Önünde çok ortadaki o adamlar hala ortalardalar Taceddin. Yani Taksim'de o polis arabasını yakan, ambulansı yakan, kent meydanını işgal eden adamlar hala burada ortalarda dolaşıyorlar. Evet. Biz nedamet getirdik dediler. Teşekkür ederiz deyip ellerini sıkıp yollarında devam ettik. İşte, nedamet getirdiler mi? Mesela diyelim ki getirdilerse bile getirmediler tabii haklısın yani. Yani ya münafığın tövbesi günahından beter derler. Şimdi o yok yüzden, işte yani. Şimdi bu bir emek neyse, sineması eylemleri vardı Gezi'den önce. Bak Gezi'den önce emek sineması eylemleri vardı. Evet. O arada bir TC eylemleri başladı Facebook. O Gezi'den önce miydi o? Gezi'den önce. Yani kürtaj. Kürtaj hikayesi. İşte tabii kürtaj önce TC vardı, sonra var. O TC çapulcu oldu. Şimdi TC çapulcu tabii. Bu kürtaja ek şeyler de vardı. Bakın bunlar bira satışının yasaklama saati tabii falan. Tabii, aynı hat üzerinde bir kaşıma çabası, test çabası 2013'ten 6 ay önce artık kendisini göstermiş. Yani eskiden hep bir düğmeye basıldı filan lafı vardı ya. Yani düğmeye basıldı mı acaba? Nuhmet'i Yüksel hatırlattı ya. Düğmeye basıldı mı? Nuhmet'i düğmeye Yüksel, kim Ali, bastı? Ali Kırca. Öyle bir düğmemiz vardı hatırlar mısın? Ali Kırca'nın asansör yani düğmesi. Yani bizim memleket, bizim medyanın bir numaralı meselesi. Acaba Türkiye'de yine düğmeye basıldı mı? Öyle bir düğme vardı yani. Şimdi o gerçekten Gezi'den 6 ay önce bir düğmeye basılmıştı yine. Hani neredeyse o düğme artık. Kimin elindeyse o düğmeye basılmıştı. O bir enerji yükleme. Tabii tabii. O orada faylara, denendi, sürekli evet, denendi. Her test. Yer kaşındı, her yer kışkırtıldı evet. Filan. Ve maalesef yani bu Türkiye üzerinde o düğmecilerin bu kaşıma, sinir uçlarını test etme, gıdıklama, yoklama hevesleri hiç bitmiyor. Hiç. Bak daha geçen gün bir Danıştay savcısının mütalası üzerinden bir anda tüylerimiz diken diken oldu. Yok işte askeriyedeki başörtülü subaylar başörtüsü takacak mı takmayacak mı? Danıştay hemen bir açıklama yaptı bu reddedilmiştir filan böyle bir şey yoktur filan diye. Bir rahatlama geldi. İşte ondan önce andığımız hayır, kararı filan. Danıştay'ın yapmış olduğu yani Danıştay'ın içindeki bir ikinci daire üyesi hakimin hala böyle düşünebiliyor olması. Savcının hala daha bunun işte laikliğe aykırı bilmem ne falan diye bulup davacı bir şey olması bak şöyle falan, söyleyeyim. Yani bu ülkenin gayet kafi bak, yani bu ülkenin, şeye, bizim bu ülkenin şüphelenmemize gayet kafi bu ülkenin yani. Kurumları yıpratılmamalı. Şimdi bir devleti tamam, kurumları yıpratmıyor. Bu milleti bir arada tutan şey devlet. İçindeki uzantıları söylüyorum ben. Devleti de ayakta tutan şey o kurumlarımız. Yani ne oldu? Darbe gecesi asker kılığına girmiş FETÖ'cüler darbeyi yaparlarken işte Sayın Cumhurbaşkanımız o dönem Sayın Başbakanımız başbakanlık makamında olan Sayın Yıldırım ısrarla dediler ki bunu ordumuza mal etmeyin. Yani kahraman Türk ordusu
bu rezillikten, bu ihanetten münezzehtir. Yani rahmetli Erbakan da darbeyle indirildiği gün hala daha orduyu savunmuyor. Yani dedi. Ne oldu? Biz kurumlarımızı da yıpratmayacağız. Evet. Mesela ama yani bu kurumları da biraz da içindekiler, yani biz düşünüyoruz şu an. Bak ben konuşurken laflarımı böyle. Ya ben mal sahibiyim. Kelime kelime bir saniye ya. Bak kelime kelime seçiyorum. Niye? Danıştay gibi saygın bir kurumumuz yıpratılmamalı. Buna inanıyorum ben ama onun içindekiler de en az benim kadar özenli olmalı değiller mi? Yani Danıştay'ı Karıştay yapmaya hiç kimsenin hakkı yok. Ya da başka kurumlarımızı. İşte bu gibi meseleler ne oluyor? İşte biz bu milletin sinir uçları filan işte kaşıyalım, gıdıklayalım evet. falan. Hiç kimse kusura bakmasın. Şimdi biliyorsun çok ağır işlerde çalışan adamların ellerinin üzeri böyle nasır tutar. Ya Allah ya. Böyle bir kalıp nasır bağlar, orada sinir ucu filan kalmaz. Onların sofrasında yemek yemek lazım. Şimdi bu milletin sinir uçları filan da yandı. Nasır bağladı, çok sertleşti o el. O eller çok sertleşti. O sertleşen ellerin tankları nasıl tokatladığını, çıplak ellerle tankların nasıl tokatlandığını da 15 Temmuz'da sadece Türkiye değil dünya gördü. Yani artık kimse bu düğmeciler, bu milletin sinir uçlarını gıdıklayalım, acaba bir daha bir şey çıkart, ya eller nasırlı. Hiç kusura bakmayın, istediğiniz kadar gıdıklayın. Yani hiçbir sinir ucunu harekete geçiremezsiniz ama eller çok sert. Nereden geldik? Vallahi şöyle... Sen süratini alınca biz de... Yok oradan oraya falan geçtin gidiyor. Yok hayır şeye takıldı kafam ya hala... Ya geçti artık Türkiye bunları ya. Sen neyin sinir ucunu Gezi test ediyorsun? Gezi Parkı ile açılan şey dönemi... Şey hala dönemin, böyle heveslerde dönemin olanlar 24 böyle şeyler Haziran'da yapabilir miyiz? Ne yapıyorsun kapandığını sen? Düşünüyorum ben. Yani şimdi bak, Gezi TÜSİAD, Parkı süreci 24 Haziran'da başkanı, kapandı. Tuncay Özilhan, konkordato ilan eden şirketlere her gün bir insan ekleniyor. Moraller bozuluyor, reel sektör önünü göremiyor. Eğer iflaslar başlarsa durum daha da kötüye gider. Ekonomik dalgalanma siyaseti de doğrudan etkiler. İşte az önce o CHP Genel Sekreter Yardımcısının işte sarı yelekliler evet. Paris'i sarıya boyadılar. Biz niye yeşille kalalım? Bunu üstüne koy. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da Sevim Dağdelen başta olmak üzere oradaki adı Türk, kendi kime hizmet ettiği belli olmayan kişilerle yapmış olduğu görüşme, Türkiye'ye döndükten sonra yapmış olduğu arka arkaya iki görüşme, kimini istihza ile kimini de üstü kapalı olarak geçtik ama sahiden de gezi söz konusu olduğu da hatırlayacağımız kritik isimler yapılan görüşmeler. Sanki bir şey daha denenmeye başlanmış gibi. Valla yani evet öyle bir şeyler sanki ben açıkçası burada bunları tabii çok yani ciddiye almıyorum bu hamleleri falan ama o kadar hani gözümde büyütmüyorum, önemsemiyorum bir taraftan da. Ama bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ben dikkate değer olduğunu düşünüyorum. 7 Şey hala da yerel seçim atmosferine girmedi Erenler. Girmedi yani hala da. Bir şey Türkçe bekliyorlar. Türkçe ezan Atatürk'e taptım. Yok katmadın 10 Kasım'da. Yok 3 Ekim'de bilmem ne yapmadın. Şu bu falan filan. Sinir bir polarize işler. Edecek Türkiye'yi. Evet. Yani Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği şey bizatihi yaklaşanın bir yerel seçim olduğunu hatırlatmak aslında sadece ya. Adam ülkeyi bunun üzerinden kurtaralım demiyor ama buraya varırken bazı şeyleri yapacağım diye bu bir polarizasyondan vazgeçin. Yedi düvel geliyor bir de siz bu ortamı buna çevirmeyin demek. Ya o anlamı da var elbette ama. Ben tercüme ediyorum. Taceddin'cim evet o istediğimiz hep şey. Siz mi beni bak, tercüme edeceksiniz? İdeal olan o. İdeal olan o. Adayları konuşalım. Projeleri konuşalım. Yerel yönetim vizyonları nedir? Onu konuşalım. Çok güzel. Tek tek isim isim. Yerel seçim sürecindeyiz. Şehirleri konuşalım. İsim şehir konuşalım. Hiç sıkıntı yok. Ama Türkiye hiçbir zaman bu seçim süreçlerinde o normal şartları yaşamıyor ki. Hadi seçim kararı alınır alınmaz bütün taşlar aynı anda yerinden kalkıyor. Bütün herkes harekete geçiyor. Acaba nasıl bir istikrarsızlık? Nasıl bir destabilizasyon?
Abi. Nasıl bir güvensizlik ortamı? Oluşturulmuş hevesinde olanlar başlıyor, çıkıyorlar meydana oynamaya. Yani işte bizim de elimiz kolumuz bağlı değil. Yani bunlara, biz de bunları görüyoruz. Gördüğümüz zaman da hop diyoruz yani, bu kadar. Sürüme neden? Süleyman Öztürk yazmış. Ben ki maç var diye karıyı bir saat havaalanında bekletmiş adamım. Juventus Inter maçı var, onu seyretmiyorum, sizi seyrediyorum, kıymetinizi bilin diyor. O hanımefendiye de saygılarımıza iniyor. Hemşerime selam ediyoruz. Böyle yazmış. Karı kocadaki karı o. Selam ediyoruz. Böyle yazmış adam, Trabzonlu. Ağzıyla yazmış, onu okuyorum. Karı kocadaki karı o yani. Abi adam öyle yazmış. Ben zevce diye mi okuyayım onu? Yengemize de. Sürme ne adam, sen daha iyi bilirsin. Benim hemşerim, selam ediyorum. Sen de mi sürmenin? Ben Araklı'danım ama hemşerimiz. Şimdi Serkan Fıçıcı, o senin dediğin bir ek yapmak istiyorum oraya. 2013'ten itibaren başlayan mesele, Türkiye'nin istikrarını bozma çabası aslında. İşte sen söyledin, 2013'te olaylardan önce Türkiye'de işte faiz ne durumdaydı, IMF'ye borç bitirilmişti, büyük projeler açıklanmıştı ve Gezi Parkı eylemlerini yapan ekibin hükümetten taleplerini hatırlayalım o zaman. Köprü neydi yapılmasın, Kanal İstanbul yapılmasın. Köprü yapma, Kanal İstanbul'u yapma, havalimanı yapma. Yapma, şunu yapma, bunu yapma. Bütün projeleri durdur. Marmaray o zaman açılmamıştı. Ondan sonra şu İstanbul metrosu da şeydeki, Haliç'teki, Haliç'in üstünde geçen metro köprüsü de o zaman evet henüz ya bitmemişti. Yani bütün projelerin durdurulması, yani Türkiye'nin kalkınma hamlesinin boğazının sıkılması anlamına gelen bir şeydi, istekli onlar. Bunlarla, bu isteklerle Gezi Parkı'ndaki ağaçların sökülmesi arasında yani hiç kimse bir ilişki kuramıyor aslında. Bunu Gezi Parkı eylemine gidenler de... Mehmet Ali Alabora'nın o ünlü aforizması giriyor devreye. Neydi o? Mesela ağaç değil. Değil mi? Sen anlamadın mı? Hadi gel. Eyleme gidenler de bu şeyi kuramıyordu. Zaten sonra büyük bir kısmı terk etti şeyi. Yani orayı terk etti. Gezi Parkı şeyine ben gittim. O Taksim Meydanı'na. Bir günümü orada geçirdim yaklaşık. Hani ne var burada diye. Katılmama yanınız kabı. Ben mi katılmadım ya? Bir Serkan Fıçıcı da haftalarca orada. Serkan Fıçıcı orada olmak zorunda ben, zaten o zaman benim, yani gitmezse. Radyo orada, TRT radyo onda orada. Çok şey vardı. TRT radyo orada olduğu için o gece sabaha karşı biz mecburen oradaydık. Şey, çadırlar yakıldığında falan yani o şeyin organizasyonun tam ortasında kaldık yani. Çok şükür bir gün bile gitmedim. Viyana'daydım, o da ayrı mevzu da. Gitseydin iyi bir saha gözlemi olur. Sosyolojik çözümleme açısından. Yani, şey, yani son sen gece, de çözümleme bak, falan seversin. Oradaki gözlemi söyleyeyim. Son gece Yusuf Hocam. O hani rahmetin bir... ilahinin olmadığı yerde dolaşılmaz. Son bir temizlik bir şey, operasyonu ben, yapıldı ya. Bir şey sorayım o temizlik önce. Operasyonundan 3 saat önce. O hakemenin şeyi indirildiği zaman değil mi? 3 saat önce, 3-4 saat önce orada o çadırların olduğu yerde Türkiye'nin tamamını ateşe verecek bir mezhep çatışması, iç savaşa dönüşebilecek bir mezhep çatışması orada artık pişirilmişti. Pişirilmiş, artık servis edilmek üzereydi. Bravo, bravo. Yani iş o noktaya gelmişti orada. Yani Türkiye'nin tamamını karıştıracak bir noktaya getirmişlerdi işi. Ya bir de plan işliyordu yani. Ya tabii şimdi şu var. Bu sadece şimdi 2013'ten alıyoruz ya biz bu meseleyi. 27 Yok. Mayıs darbesine nasıl gitti Türkiye? Ya geçmişi çok geriye bak gider. Bak şimdi bir dakika. Tabii. 27 Mayıs darbesine öğrencileri nasıl gitti? Öğrencileri kıyma makinesinde çektiler diye haberler. Bak yine aynı. Bak tabii. Kafa aynı kafa. Ulus gazetesinin bir sürü yalan haberini sadece sayabiliriz. 28 Şubat'a nasıl gittik? Yani o zaman ben aynı, burada bir şey söyleyeyim. Bütün bunlar başarılı oldu ama. Bak 27 Mayıs darbeciler bak, darbeyi şunu... yaptı mı yaptı. 28 şunu, Şubat'ta şunu çok az izletebilir miyim ben ya? 28 Şubat'ta yaptılar mı? Yaptılar. Şunu çok az izletebilir miyim buradan? Cime beni görebilir mi acaba? Hayır, Cime seni görmeyince biz de göremiyoruz. Yani tek fark 2013'ten sonra denediler fakat bunu başaramadılar. Ne varsa Ayaklan İstanbul bu. Rahmetli Yıldırım Gürses'in işidir bu lambada şeyleri. Şu o filmden değil mi bu? Ayaklan İstanbul evet. Bu daha Gezi'den 2 sene önce arkadaşlar. Muhtemelen bu da bunu işte sana ileriyi gördüm diye satıyordur. Tabii. Yani bu kurguyu, bu bir projeyi öngörü yani diye satıyorlar. Oysa tabii. Bu organizasyon bir parçası. Tabii bunu söylemişlerdir birileri. Şu görselleri çok net görebiliyoruz değil mi?
Herkes her şeyi görüyor değil mi? Bunlar daha gizli olmadan önce ortaya çıkan. Çok azileri alıyor mu? Oradaki çadırların hepsi aynı marka model nasıl olur ya? Çok azileri alıyor mu? Bir detay vereyim. Çok yeni bilgi bu. Bak bir detay vereyim. Oradaki çadırların hepsi nasıl aynı marka model alır? Toptan sarı yelekler gibi. De aynı marka mıdır acaba? Yani bilmiyorum. Sarı yelekler. Bilmiyorum. Mücadelemiz insan olduğumuz sürece devam edecek. Okupay bak. Okupay biliyorsun Gezi'de de. Sloganıydı ya. Gezi'nin sloganı. 11-11-11 Cuma günü. Saat 11'de Taksim Gezi Parkı. Taksim Gezi Parkı. Bu 11-11-11 neye benziyor? 27 Mayıs'ın 555K'ya tabii, değil mi? Tabii, evet. Tabii. 555K'ya. Ya hep aynı şey ya. Yani tencere tava aynı fakat hava. Fakat 2013'ten sonra kaç deneme oldu? Saymayalım, onları saydık. Başarılı olamadı. Daha önce olmuş. 28 Şubat'ta oldu. 27 Mayıs'ta oldu. 12 Eylül. Oldu. 2013'ten sonra olmadı. Olamadı çünkü iki çok önemli nedeni var bunun. Başta 15 Temmuz darbe girişimi de olmak üzere. Birincisi güçlü bir siyasi irade. Yani siyasi irade Sayın Erdoğan milletin kendisine verdiği yetkiyi kullanmaktan çekinmedi. Yani maslahatçılık yapmadı, idare etmeye gitmedi, pazarlığa gitmedi. Her seferinde şunu dedi, bana bu millet bu yetkiyi verdi, ben bunu kullanıyorum. Bir de tuzağa da düşmedi. Yani tuzağa da düşmedi. Mesajını aldık falan filan. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Falan da gelmedi yani. İkincisi, mesajı aldık, herkes evine dönebilir falan demedi yani. Evet. İkincisi, millet muhteşem bir duruş sergiledi. Siyasetçisine verdiği yetkiyi sadece ben bunu sandıkta veririm, sandıkta oyumu kullanırım, sonrasına karışmam demedi. Ve Sayın Erdoğan'a sonuna kadar sahip çıktı. O gezi sürecindeki Kazlıçeşme mitingini hatırlayalım. Evet. 17-25 Aralık'tan sonra işte Sayın Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'na geldiğindeki o milletin oraya böyle akın akın gidip karşılamasına bakalım. Yine 15 Temmuz darbe gecesi zaten yani bu dünya tarihinde eşine belki bir daha rastlanamayacak. Yalnız özellikle bir direniş oldu. Buna Temmuz bakalım. Bu milletin çıraklık eseridir. Kalfalık ve ustalık eserini hesap etsinler. Oraya geleceğim. Dur. Oraya gelecektim. Son sözü söyledim. Yani hani şey dedin ya en son. Söz tohum eken. Demiştin ya işte yeni bir şeyler planlanıyor falan gibi. Millet şu anda güçlü siyasetçiyi de bulmuş. Dolu bir zaten, sürü de deneme yapmış. Dolu zaten. Bir sürü de deneme yapmış. Dersini almış durumda. Yani bu bu tür girişimlere milletin bundan sonra çok daha bu tür girişimleri yapanların anlayabileceği dilden cevaplar verebileceğini net bir şekilde söyleyebiliriz içinde. Ve huzurunuzdan tabii ki. Tabii ki. Hukuk içinde. Hukuk ve demokrasi içinde. Kravat Tekin Öget'e gidiyor. Tekin Öget. Evet. Bu arada Rafet abiye selam. Rafet Papyon abiye de için. Rafet abiye çok selam. Için selam. Rafet biz abi kime çok tatlı. Bizi yemeğe de bekliyor bir gün. Biz kime teşekkür edelim? Siz, Rafet siz de Rafet abi. Yani siz dolaylı olarak Rafet abiden geldi size de yani. Sizin nasibinizmiş. Kimse kimsenin nasibi. Sadece evet. Ben kurtuluşu kravatlı göreceğim. Bu heyecan içindeyim. Yani bir kez Cumhurbaşkanı'nın şu anda kravatlı görmüştüm seni. Daha sonra bir daha görmedik galiba değil mi? Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle bir kez daha göreceğiz inşallah. Yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın efendim.